Elhamdülillah Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Allahümme sellem. İnsan kendi bildiğine itimat etme nispetinde nedir? Nakıstır. Ne demek? Nispetin tersidir, nakıs. Nisbi neydi? Hatırladınız mı? Nesep bağında. Nesep kök bağında. Evet, yani mesela nispet etmek, aslına taşımak. Mesela İmam-ı Bahadır diyor ya, mesela nesep diyoruz, nispet. Nispet, nesep, kökleri bir şey. Çok güzel oldu. He? Çok güzel oldu, yani köküne, nesebine bağlanmak. Evet, köküne, nesebine bağlanmaktır. Mesela kendi insan bildiğine itimat etmesi, o nispette kopmaktır. Kat ediyor. He? Kesiyor, kesiyor. Kat ediyor. Kat ediyor yani. Mesela nasıl anlarız? Başka bir şey anlatacağım da nasıl anlar belli de. Mesela başlayacağız da böyle birkaç dakika diyeyim. İnsan kendisini beğenmesi, kendisine güvenmesi, her şeyi bilmesi. Bu tipler daha çok tenkitçi olur. Başkasının bilgisine ihtiyaç duymazlar. Ya ne anlatacak? Ondan sonra en büyük zaafları, en büyük zaaf yani. Kendi bilgisine itimat edip de başkasını ufak görmesi en büyük özelliği, derse katılmaz. Mesela diyelim ki ben yaşlıyım, tamam mı? Sizin gibi genç işleri dinlemek bize çok ağır gelir. Ağır gelir. Ne anlatacak canım, ben de biliyorum. Bilmeyi bilmek olarak adetmiş yani. Oysa rahmet ilahiyenin nerede nasıl tecelli edip, nerede nasıl koridor olacağını bilmiyoruz. Büyük zatlar torunlarını çocuk okuturken çocukları yanında bulundururlarmış. Mesela ben bir alimi biliyorum. Hayatını okumuştum. Ders Kur'an'ı çalışırken Zemahşeri mi neydi? Böyle dev birisi. Çok dev. Torunu uyumuş. Yatağını yanına koyarmış. Uyutmuş annesi. Koymuş. Orada ta ki onun mekkel melaikesi melaikedir. Masumdur. Ondan dolayı ilham gelsin diye. Hasan İmam Buhari de gusül abdesti alıp zemzem ve gusül abdesti alıp orada sayı yazıyormuş hadisleri. Buhari Hazretleri. Zemzemle gusül abdesti alıp evet. Ondan sonra şey yapıyormuş. Bunu bana Celaleddin Suyuti mi Zemahşeri yani dev bir insan hangisi olduğunu bilmiyorum ama Rüştü abi demişti. Bebeği yanına yatırım uyutmuş annesi. Ondan sonra... Anten gibi kullanıyor abi. He? Anten gibi kullanıyor. Anten gibi kullanıyor. Çünkü onun olduğu yerde mekel meleke vardır, şeytan yoktur. Şeytan meleklerine yaraşamaz. Burada şeytan gelmesin diye. Paratoner olarak kullanıyor. Bazı çocuklar, yani bütün çocuklar böyledir ama bazı insanlar da böyledir. Paratoner gibidir. İkinci bir zaafımız, kendi okumasını esas alır, muzakere ve mutalayı bırakır. Oysa medreselerin yıkılması da Osmanlı'nın yıkılmasına sebep dershanelerdeki muzakerelerin yok olmasındandır. Peki. Fazilet-i şahane bir tesennüttür Hasan. Evet. Ne? Fazilet-i şahane tesennüttür. Evet. Doğru. Şu an mesela bu bir tesennüttür yani şu an. Bu da neye gerek olması lazım? Fazilet olması lazım ki tesennüt olsun. Yani. Tabii. Efkarların şeyini. Peki başlayalım. Kim takdir ediyor? Bismillahirrahmanirrahim. Abi tekvin. Ha tekvin? Evet. Ha tekvin mi takdim edecektin sen? Evet abi. Of. Bakalım biraz yani. Tekvini bir şey yapalım şöyle bir. Böyle bir bakalım ha. Yani Dima... Sadece birkaç derste attığınız şey oldu yani aslında bir hazırlık var zihne. Zihnen değil mi? Ha, biraz güzel oldu o şey. Zaten onlardan zaten şakşe zaten. Tamam çok güzel. Onların üstüne konuş. Tekvin. Tekvin abi,
Evet, bu çözülmemiş pek ha. Sıfatı zatiye mi, sıfatı subutiye mi diye en çok zaten sıkıntı buradan çıktı. Bize bakan tarafı biz dimağıyla bağlaştıracağız bunu. Yani dimağa nasıl etkisi var? Bunu çözebilmek için ilk önce zatı mı yoksa subuti mi olduğunu bir kararlaştıralım dedik ilk önce. Sıfatları ben şöyle kısaca sayayım isterseniz abi. Sıfat-ı ilahiye ne demek? Allah'a ait olan sıfatlar. Kendisi ve manasının zıddını Cenab-ı Hak'ta nispet caiz olan sıfatlardır. Bunlar rıza, rahmet, gazap gibi. Sıfat-ı zatî ise Allah'ın zatından ayrılması mümkün olmayan ve zatına lazım olan, vacip olan sıfatlardır. Öncekini bir de okur musun? Ne dediğini? Ben. Sıfat-ı ilahiye. Sıfat-ı ilahiye. Çünkü üç tane şeyde geçiyor abi. Sıfat-ı ilahiye, sıfat-ı zatiye, sıfat-ı subutiye. Sıfat-ı ilahiye neymiş? Bir de oku. Kendisi ve manasının zıddı Cenab-ı Hak'ta nispet caiz olan sıfatlar. Ne demek? Yani bunların iki uç noktası da Cenab-ı Hak'ta var. Mesela başlayalım. Rahmet, gazap gibi. He. Orada yazdık ama. Öyle mi? Aha. Rahmet, gazap gibi. Aha. Yani ikisi de var. İkisi de var bunlardan. Sıfat-ı zatide ise sadece bunlar Allah'ın zatından ayrılması mümkün olmayan ve zatına lazım ve vacip olan sıfatlar. Yani bizde karşılıkları yok abi, var mı? Şey yaptın ama. Yok. Yok. Yani şöyle var, içsel alemde var. Onlarda zıt olması gerekenlerden zaten biz çıkmışız. Mesela devam edeyim de abi. Tamam. Şey olmasın, karışmasın. Sıfat-ı subuti ise bunlar bizde olup Allah'ta, Cenab-ı Hak'ta da var yalnız ama bizden ona bağlantıyı kuran şeyler. Evet. Cilve, Esma'nın cilvesi. Esma değil abi. Cilvesi. Sıfat bunlar yani ayna, ayna gibi. Aynada gözüken değil mi? Aynada gözüken Esma'dır. Bunlar ayna abi. Peki şey bile sıfat-ı zatiye de bu aynayı ayakta tutan kısım. Güzel. Cenab-ı Hakk'ın sıfatları hayat, ilim, sem, basar, irade, kudret, kelam sıfatları var. Bunlar bizde mevcut. Biz bunlarla Allah'ı tanıyabiliyoruz. Bunları nereden bulduk dersek abi, çünkü şey istiyorlar. Şualar 146'da 7 sıfat-ı subuti olan hayat, ilim, kudret, irade, sem, basar ve kelam sıfatlarının diye geçiyor. Şualar 146'da. Yani bu Risale'de de geçiyor zaten. Üstad burada tekvini sıfat-ı subuti olarak almamış. Tekvin ne demek abi? Kelime anlamı var etmek, meydana getirmek. Bir dakika, tekvine nasıl geçtin? Şimdi tekvin nedir diye şey yapıyoruz ya abi. Ha, yani o zaman zat-ı sıfatlardan saymadın ki. Saymadın onu. Neyse. Zat-ı sıfatları saymadın. Kazamı getirsen sweater. Zat-ı sıfatları saymadı. Niye saymadın? Onlar da bir say. Onlar almamışız abi. Tamam. Mesela kıdem, beka, vücut, muhalefetun, bir havadis. Hayat da var. Kıyas yok. Kıyas-ı bir nefsi. Beş oldu. Fazla olacak. Altı olacak. Kıdem, beka. Vücut. Kıdem, beka, muhalefetun havadis. Kıyam-ı bir nefs, 5, tekvin, 6. 6 değil mi zaten? 7 değil. Devam ediyorum abi. Tekvin, var etmek, meydana getirmek, yaratmak. Şimdi abi yaratmak bizim şeyimiz, yani teorimiz diyelim, zati olması yönünde. Ama bu ispat gerektirmiş. Yani ispat etmemiz lazım bunu. Nasıl ispat edebiliriz abi? Hani devamlı soruyorlar ya, işte peki Allah'ı kim yarattı? Sorusunun cevabı, mesela bir yaratan, mesela bir yaratılan bir varlık, bir şey yaratması olabilse bile önceden yaratıldığından dolayı onu gerçekleştirir. Yani bir lokomotif, bir vagon, diğer bir vagonu çekmesi için ta en baştakine ihtiyaç var. Çekilmesi demek ki en başta tek bir yaratıcıya hepsi dayanması lazım. Bundan dolayı yaratan tek olduğu için kendinden sonraki yaratma özellikleri de zaten o baştan geliyor. Ona muhtaç. Onun için tekvin
Zati olması gerekiyor yani. Yani yapan yapılması lazım. Yapılacak, ilk önce insan yapılacak, sonra insan yapılacak. Evet. Yani yapılmadan yapmak öyle bir şey yoktur. Yani fıtrata zıttır. En başa bağlıyor yani. Evet. Yani bunun için tekvinin zati olması iktiza ediyor yani. Buradan çıkarttık ama. Hı, doğru. İfade olarak zaten üstad bir sıfatı saymış ya zaten. Şeyde saymamış. Yani ya zati olacak ya subuti olacak. Evet. Subutilerde sayılmadığına göre zaten zati evet. olduğunu üstad şey yapmış. Zaten evet. İfade etmiş. Üstad zata taşımış. Taşımış. Abi şeklimiz var. Şöyle. Sen çeviriş. Şeyde bilgisayarda gösterdim. Çevirsen ne anlatılıyor sonra. Sonra tekvin denilen bir sistem var abi. Öyle düşünüyoruz. Bunun içinde Adem var. Adem denen bir şey var. Bu Adem'in içinde abi... Ha bir dakika, tekvin içinde Adem var. Adem var. Adem de var. Evet, sadece yani, Adem yani yok. Adem de var yani. Evet. Başka şeyler de var da yani... Bilmiyoruz değil mi şu an abi? Bilmiyoruz. Sadece... Tekvinde daha neler var? Evet, bilmiyoruz. Adem orada var. Mesela yedi sıfatın burada olabilir mi? Mesela içerir mi bu içinde? Yok. Böyle şey yok değil mi? Şey... Bil, olamaz da biraz şey, başka bir şeyler. Ha. Çünkü onları kullanıyor ya yaratmak için. Yani, veyahut da belli ama şeyleri, belli sıfatları. O dalgıç olarak hepsi giremiyor oraya. Hmm. Yalnız ilim giriyor. Tekvinin içerisine ilim giriyor. Ondan sonra her sahasına giremiyor. İlim nakıstır yani buna göre. İlim ancak şeye taalluk edebiliyor. Tekvinin içerisindeki Adem'e. Adem'e taalluk. O Adem'in de, tabii Adem'in de Ademleri var tabii. Yani derecesiz derecesiz derece. Ondan sonra ne yapıyor orada? İşte o herhalde anlatacak neye çıkartıyor. Abi evveli, ahiri, zahiri oluyor değil mi bunda? Adem'in. Yani o esma düşünmeyeceksin. Esma yok. Hani bir de Adem'e sırf denen bir şey nasıl oluyor abi? Adem'i sırf, Adem'i mutlak. Adem mutlak zaten yok. Şeyde tekvinde de yok. Bu Adem'le Adem'e sırf da aynı yerde midir abi? Adem'i evet. Merati bir yer. Evet. Ama evveli mi ahiri mi? Yani çok korkunç bir şey. Bilemiyorum ya. Normalde abi tekvinde diyor Adem'de müjde getirmek diyor. Yani normal lugatte yani diyor. Adem'de müjde getirmek diyor. Sonra tekvin. Evet. Tekvin. Abi, Adem'in içinden ilim mümteni ve mümkün olanları alacak. Fakat bunlarda hayatlı olanları alıyor abi. Hayat denen bir şey var. Yani tekvin bir manada bazı şeylere hayat veriyor. Hayat verdikten sonra ilim ancak hayatlı olanları alıyor. Yani mümteni ve mümkünü alıyor ama bunlar niye? Hayatlı. Dört tane olması lazım. Şey oluyor. İnkılap geçiriyor. İçeride. İçeride. Normalde iki tane alıyor ama bir tanesi de inkılap geçiriyor. Yani aldığı şey de aslında tek ama ilmin içinde inkılap geçiriyor ve mümteni ve mümkün olarak ayrılıyor. Madum vardı bir de neydi bir de? Vücut. Mevcut var. Mevcut. Mevcut. Mümteni mümkün. Mevcut. Ha? Madun, mümteni, bir de şey. Mevcut saydınız mı? Bir dakika, say bakayım iki tane. Mümteni, mümkün, madun, mevcut. Ha. Dediniz. Dört. Mesela vücut. Vücut. Madun, mümteni, Mümkün. Mümkün. Şurada yazıyor abi. Şöyle yazıyor. Önlerde bakayım. Kudretin içinde de ikiye evet. ayrılıyor. Vücut, Adem. Koymuş. Mümkün mü? Ama yani sen tabii değişik tabii aynı şeyi söylemek zorunda değilsin. Tabii güzel oldu. Sonra yani Adem'den ilim mümteniyle neyi çıkarmış? Hayatlı olanları çıkartmış. Hayatlı. Mümkünü çıkarmış. Hayat mümteniyi çıkartmış abi.
Mümteni mi çıkarmış? Mümteni çıkarmış. Çünkü mümkün zaten mümtenin içinde olması gerekiyor. Çünkü mesela 8 kafalı, 2 ayaklı falan olması lazım ama aynı zamanda benim şu halimin de mümtenin içinde olması gerekiyor. Bunu çıkartıp bunu da çıkartmış. Hayat, yani tek mümteni çıkartıyor burada. Mümteni. Mümteni çıkartıyor. Mümtenin içinden mümkünleri seçiyor. Peki mümteni ne demek? Mümteni... Abi şöyle açıklayayım mı ben sana? Matematiksel olarak açıklayayım isterseniz. İyi olur. Şimdi abi, kısaca bunu istatistikten, yani bu sorunuzun cevabını istatistikten aradım. Yani istatistik bilimine biraz baktım. Tamam. Kendim de mesleği olduğu gibi abi. Şimdi, Kolmogorov denen bir aksiyon kuralı var abi. Bunlar... Ne demek? Kolmogorov aksiyonu, yani Kolmogorov diye bir adam. Tamam mı abi? Adam. Bu matematikçi. İstatistik üzerinde, yani aslında... Kumarda şansımızı daha çok nasıl arttırabiliriz diye bazı istatistikler yapmış. Yani olmayanları nasıl bulabilirim diye. Şimdi abi ben direkt örnek üzerinden gideyim, yani şeyi açıklamayın. Şimdi bir zar düşünelim abi, tamam mı? Bu zar... Şey var. 6 ihtimal var. Bir dakika. 4. Şimdi bir zar düşünelim abi. Şimdi örnek uzay denen bir şey var. Bu örnek uzay demek gelebilecek ihtimallerin hepsi zarda. Hangi ihtimaller gelebilir abi bize? İşte 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bunların dışında bir şey gelemez. Tamam mı abi? Bunlar mümkündür. 7, 8, 9 gibi sayılar da mümtenidir. Ama bu sayıları ifade edebilmek için 0'a, 7'ye, 8'e, 9'a, 10'a da ihtiyacın olması gerekiyor. İşte bunlar mümtenidir abi. Anlatabildim mi? Olmayıp da olmasıyla. Eğer onlar olmasıyla bilinir. Evet. Yani 6 diyebilmen için 7 de olması gerekiyor. Çok güzel. İşte burada ama zarın üstünde biz ilk 6 sayıyı almış. Demek ki 7, 8, 9 bunları almadığına göre işte bunlar mümteni vücutlar. Yani bunlar olmadan da bunlar ifade edilmiyor o zaman. Varlar ama şu anda bizim vücutta değiller. Değiller. Yok. Yani 7, 8, 9 var ama zarın içinde yok. Zarın içinde yok. Yani zar oradan işte... mümkünü almış. Ama işte güzel taraf şu. Onu 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyebilmek için 8, 9, 10 olması lazım. Evet abi. Yani sayılar sistemi sonsuz. Bunların hepsinin olması gerekiyor. Bu sonsuzluğun içinde de 1, 2, 3, 4, 5, 6 var. Dolayısıyla bunların hepsi mümteni. Ama bizim seçtiğimiz bu 6 tane bunlara mümkün dediğimiz andan itibaren bunlar alıyoruz abi. Bir kudret, bir irade 6'yı seçmiş öyle mi? Evet. Yani oraya da geldi. 6 köşelimi zar yapmış. Çok güzel. Mümteni bu. Hani yağmur başında anlatıyor ya sana, yağmur diyor, alem-i şerler geldikten sonra diyor, yağmur yağdıracak diyorlar mesela. Bunun gibi mi? Yok, bu farklı bir şey anlatıyor. Sonra? Evet. Buradan devam edeyim o zaman. Abi bu zarların hepsinin atılma ihtimalinde zarların şey gelmesi, yani işte bir gelmesi, ikiye gelmesi, bunların olasılıkların hepsinin değeri birden diğer sayıları, yani ne kadar en toplam varsa bunları böldüğümüzde, yani 1 bölü 6 hepsinin gelme ihtimali, yani şunun da şunun da 2, 3, 4 bunların hepsinin gelme ihtimallerinin hepsi 1 bölü 6'dır. 1 bölü 6. Evet. Bunların da toplamının hepsi 1'e eşit olması gerekiyor. İhtimallerinin toplamı. Yani 1 bölü 6, 2 bölü 6, 3 bölü 6 böyle mi? Hayır. Yani hepsinin 1 bölü 6 toplarsa... 1, 2, 3, 4, 5... Bunların hepsi bir değer ama ihtimal olarak hepsi 1 bölü 6, 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 1 bölü 6 değil. Toplamca yine 1 ediyor zaten. Tamam. Orayla çok işimiz yok abi. Oraya devam ediyorum. Bir yere gelmeyecek o zaman. Yok. Bu sayılar mümteni, yani muhaldir gelmesi için bir sebep yok. Bütün sayılar mümteni, yani sayı sistemi doğrusundaki bütün sayıların hepsi mümtenidir, yani muhaldir. Gelmesi için bir sebep olması sadece bu 6 sayıya taalluk etmiş. Zarın üstüne sadece 6 tanesini almışlar. Evet. Bu 6 sayı ise mümkün diyoruz abi. Bu 6 sayının gelmesini bir düzene kurarsak, yani bir düzen istersek, mesela desek ki 5'ten büyük sayılar desem, bir irade yapsam burada, 5'ten büyük sayıların gelmesini istediğim zaman da attığım zaman 1, 2, 3, 4 bunlar da mağdum olacaklar abi. Gelecekler ama bir işe yaramayacaklar benim için. Veya gelmeyecekler. Bu mağdum. 5 veya 6 da sadece vücut olacak. Bu da mağdum oluyor. Yani böyle çıkartmaya çalıştım ama. Çok
Özel. Bilirsiniz. Şimdi abi. Değişik. Çok değişik. Hayat ilk önce yani neyse bile gene sistem içinde bir işe yaramıyor. Evet, yaramıyor. Hayatlı olanları aldık dedik. İlahlar da böyle vücuda geliyor. İlahlar. Evet. Madun mu onlar? Yani baksana vücuda geliyor. Yani Adem'e çalışıyor. Bunların bir ara geçiş formatları var abi. İsterseniz evet. Onları anlatalım. Bu hayatı nasıl koydunuz ben onu anlamadım. Yani şimdi biz ilmi konuşuyorduk. Tamam. Adem'den ilmin çıkması diyorduk. O hayatı nasıl oraya monte ettin? Hayatta nasıl? Tamam abi. Şu anlar 146 abi. Hı. Bir dakika abi. Burada yeri nereye koyduk ya? Çünkü bilmek alameti, işitmek dirlik emaresi, görmek dirilere mahsus, irade hayat ile olabilir, ihtiyar iktidar diye devam ediyor. Buradan şimdi çıkarttığım yeri söyleyeyim abi de. Yok şey. Burada mı? Bilmek hayatın alameti. Bilmek hayatın alameti. Yani ilim varsa yani bilmek hayatın alameti. Çünkü bildiği andan itibaren ilim varsa hayatlıdır zaten. Üstüne koydun yani onu. Evet, şu alar 147'den oradan çıkarttığın hayatlı artık. Evet, o zaman çıkartmadan da var. İlim çıkarttı. Geldiğinde hayatla ilim oraya gittiğinde hayatlı olanları alıyor abi. Gibi. Bilmek. Hayatlı olanları mı alıyor yoksa orayı bildikten sonra mı şey hayat yaşıyor? Bilmek ne dedi? Hayatın alameti. Bilmek hayatın alameti. Yani biliyorsa hayatlıdır. Öncelik sorulduğu var mı? Yoktur abi. Hayatın alameti. Sıkıntı yok. Ha? Hayatı diyorum abi, illa ki oraya koymaya da gerek yok. Her tarafa koyabilirsin orada yani. Evet. Devam ediyorum abi. Devam. İlim sadece mümteniyi çıkartıyor dedim ama yanlış olabilir abi. Tamam mı? Kudret ise emri tekviniyle. Çünkü emri tekvini kudret ve iradeyi tazammım eder diyor. Emri tekvini kimlik tazammım ediyor? Kudret ve iradeyi tazammım eder. Evet. Okuyayım, söyleyeyim mi abi yerine? Evet, söyle. Sözler 197'de emri tekvinisi kudret ve iradeyi tazammım ettiğini ve bütün eşya evamına gayet müsahar diye devam ediyor. Tamam. Şurada kudret ve iradeyi tazammım ettiğini söylüyor. Bu da emri tekvini vasıtasıyla içinde mümkün olanları çıkartıyor. Onun mümkün olanı çıkarıyor. Mümkün olanı çıkartıyor. Emri tekvini. Bunlar ise madun olarak geliyor aslında hepsi kudrete. Yani bütün sayma sayıları buraya geliyor aslında. Madun olarak geliyor. Madun da ayet-i tekviniye uygun olarak irade mevcutları çıkartıyor. Buradan vücut ve şeriat. Hayat-ı tekviniye mi çıkartıyorsun? Hayat tekviniye diye buldum abi ama. Tamam. Ayet oluyor işte. Şey burada zaten. Bu. Madumdan da mevcutları ayet tekviniye çıkartıyor. İrade de gene inkılap geçirip vücut oluyor abi. Ve şeriat fıtriye meydana geliyor. Ne yaptın sen ya? İyi kurulamış. Acayip bir şey sesi. Ama şeyi var yani bu yerlerine. Biraz nasıl mehazı mı yapalım bir daha? Yani deminki gibi yani o mesela ayet tekniği nasıl bağladın? Kudretin madun mevcutla olduğuna nasıl var mı hepsine mehaz böyle şey yapsın? Abi var da o biraz şey oldu. Zor mu olur? Karıştı ya çünkü çok fazla geçen yer var. Ben baştan okuyayım, devam edelim. Çünkü Dima Balkan tarafı var da abi, oraya girmek istiyorum. Tamam, bu yapıyı tam anlarsak... Ama şey yok, buna şimdi karıştırma şeyi. Öyle mi? Tabii. Yani yanlıştır abi büyük ihtimal. Yani yanlıştır bu büyük ihtimalle. Ya sadece bunun üzerine gitmeye çalışıyoruz. Tamam, devam et. Yani önemli bir akış olmuş yani şeyi, güzel. O sizinkinin biraz daha çizdiğinizin daha detaylısı gibi ama tam evet. Doğru mu tabii? Hepsini şey yapmak lazım. Tabii baktığı... Baktığı yöne ve vasfa göre değişti yani. Mesela bu tekvinin içerisindeki Adem'e ilmi soktu, tek şey çıkarttı. Mümteni. Mümteni.
Mümtenin içinde doğru, mümkün de var. Yani mümteni en kapsayanı zaten değil mi? En geniş ihtimalle kapsamış olması mümteni gerekiyor. Evet. Mesela ama madum da var Adem'de. Yani mümtenin içinde madum nasıl yok yani abi? Yani madum zaten onun içinde değil mi abi? Mümtenin içine madum ayrı bir vücuttur. Nasıl koyacaksın mümtenin içine madumu? Niye abi? O da yani mevcutta zaten kardeş değil mi onlar? Yakın birbirine. Yani mümteni hepsini içermesi gerekmiyor. Evet, bütün mümteni. İhtimali. Şöyle olmuştu. Madum, mevcut, mümkün, mümteni. Hı hı. Dört tane. Tabii en kapsayan burada mümkün galiba. Mümteni. Tabii ki bu peki mümteni çıkarttı doğru. Sonra bu ilimin içerisinde kudret de geldi. Mevcudu çıkarttı. Mümteni çıkarttı. Madumu çıkarttı abi. Adımı mı? Yok, madumu mümteniden mümkün çıktı. Her şey doğru. Madum, madumdan mevcut. Mümteniden mümteni ya. Mümteni evet. Kapsar seni dediğine göre. Evet. Sonra madumu çıkarttı. Mümkünü çıkarttı. Mümkün mü? He, mümkünü çıkarttıktan sonra evamir-i tekviniye de işin içine girince bu madum oldu. Maduma da ayrı şey attı. Madumun içinde de mevcut var. Mevcuta da ayet-i tekviniye girdiği zaman bu zaten vücut buluyor iradede. Mevcut da vücut farklı mı abi? Farklı. Niye? Yani aynı kelime değil mi? Vücut. Mevcuttur ama vücuda çıkmamıştır. Mevcuttur ama vücuda çıkmamıştır. Mesela var mı örnek? Mesela dimağdaki senin mesleğin de bina projesi. Hı hı. Mevcuttur. Evet. Ama vücut değildir. Hı. İlmi vücutları da kapsar yani. Mevcut öyle mi? Yani o mertebesi de var. Vücudu ilmi dediğimizde vücut ilmi. Vücudu ilmi mesela. Yok o vücut diyoruz zaten orada. İlmi vücuttur yani vücut. Mevcut. Ama mi? Mevcut değil yani mevcut ha ters söyledim. Mevcut. Mevcut zaten kök itibariyle. Aynı kelime. Aynı kök ama bir tanesi vücut harici çıkmamış. Daire ilimde mesela. Ha. Kudret yok. Kudret tahallük etmemiş. Mesela bir şey nasıl mahluk olur? En kısa tabirle. Bir şey mahluk olabilmesi için ilmi vücuda kudret tahallük ettiği şey hepsi mahluktur. Unutmayın. Mahluk ne demek? Kudretin tahallük ettiği her şey mahluktur. Yani kudret tahallük etmediği her şey ilmi vücuttur. Atom cinsinden değildir ama mevcutu vardır. Yani esirden de değildir vesaire. Çok garip tabii yani insan bunu şey yapmaz. Ama ben ne anlatıyorum garip niye dedim orayı da bilmiyorum. Çünkü başka yerdeydim. Kudret tahallük ettiği her şey mahluktur, tahallük etmediği her şey ilmi vücuttur. İlmi vücutta kalıyor. Mesela bir mimarın kafasında yüzlerce bina projesi var. Hepsi ilmi vücuttur. Tamam orada bu bizim şeyde neye giriyor? Mevcut mu demek oluyor? Evet mevcut oluyor. Mevcuda mevcut. Ötekisi vücut. Vücuttadır ama mevcut değil. İlmi vücuda ne taalluk ediyor ki ilmi vücut oluyor abi? İlmi vücuda taalluk eden mesela diyelim ki Adem'den ilme dönüşecek. Tekvin müdahale ediyor. Adem'den doğru. Tekvin müdahale ediyor Adem'e. Çünkü ilim diyor ki ben de varlığım ama Adem'e nasıl gideceğim? Çünkü Adem vücudu yani Adem ilmin ifade edildiği zeminsiz zemin, varlıksız varlık, vücutsuz vücut. Nasıl girecek ilim oraya? Bu sefer kendi karakterini, yapısını, sistemini, işlemini bilmediğimiz tekvin geliyor karşımıza. İlme diyor ki sen otur. Senin işin ben halledeceğim. Adem'e bir giriyor. Nasıl giriyor? Şöyle düşünün. Cehaleti ortadan kaldıran nedir? İlimdir. İlimdir. Değil mi? Cehaleti ortadan. Peki cehalet
ilim cehaleti kaldırıyorsa var demektir, değil mi? Mesela bak kitabı, defteri kaldırdım. İyi dinleyin ama sırayla gideceğiz. Burada toparlanmanız gerekiyor. Orayı anlamak için. Cehaleti ortadan kaldıran ilimdir. Tamam mı? Peki, ilim cehaleti kaldırıyorsa cehalet vardır demektir. Cehlinizi diyor, cehaletinizi diyor. Peki şey gibi değil mi? Bu nur ve karanlık gibi o desek... Gibi yok. Ama oraya gelelim. Yani öyle olursa yok gibi oluyor ya. Onun için değil. Karanlık diye bir şey yok ama nur yani var yok gibi değil mi öyle? Soğuk, hayır sıcak. Hayır. Yani karanlık sakın nurun olmaması demeyesin. Karanlık da var. Karanlık gece değildir. Gece karanlığında diyor usta. İsraf kelam etmez. Gece ayrıdır, gece bir alemdir. Karanlık onu boyamıştır. İlmin gözüktüğü yer. Ha, şimdi bak şunu demek istiyorum. İlim cehaleti kaldırıyorsa cehalet denen bir şey vardır. Cahilinizi. Peki cehalet varsa karpuz gibi düşünün, yarın içine bir girelim. Ne var cehaletin içinde? Adem var. Adem var. Yani tekvin sıfatının içinde bulunan Adem'in bizdeki karşılığı Adem'dir. Cehalettir. Cehalet güzel bir şey. Cehalet yoksa ilim bina edilemez. O zemin lazım. Cehaleti kaldırdığın zaman Allah olur. Çünkü Adem'in bizdeki karşılığı veya karşılığı, karşıtı diyemem, ilim ise karşıtıdır. Bu ilmi, nerede ifade ediyoruz biz ilmi? Cahilliğimizin üzerine. Onun için Gazali der ki, ilim cehaletle başlar diyor. Cahilliğini bilmekle başlar. Çünkü o bilmek de bir bilmektir. Cahilliğini bilmek ilmin temelidir. O zaman asıl ilim Adem'le başlıyor abi. İlim Adem'le başlıyor. Yani korkunç bir işaretler yapmışlar da. İçtiğini bilmek gibi. Yani ustad içtiğini bilmek de şey yapmış. Beni çok alıkadar ediyor. Bu cehil. Mesela eski eserlerde geçiyor. Cehli cehenneme atılacaksınız diyor. Allah. Ustad. Cehli cehennem. Hiç duymuş muydun İrfan? Yok abi. O zaman cehli cehennem dediği zan işte. He? Cehli cehennem. Zan da içindedir. İçinde. Hayır, cehil zan değildir. Bak, cehli cehenneme atılacaksınız diyor. Cehli cehennem. Yani buradaki cehli cehennem adam tanımlayamadığı için bir şeyi, kendi şuuruna bir şey taalluk etmediği için, yani kendi zanlarını ve kendi vehminde bulunan bir Allah'ın, bir Tanrı'nın onu yakacak cehennemde. Yani cehaletin de işi, sadece işi çözse gitmeyecekti oraya. Cehli cehennem olacak onun için abi. Emaneti hamledene kadar cehli cehil oluyor. Şimdi cehaletin vücudu var ama vücutsuz bir vücut. Varlıksız varlık. Ortadan kaldırılacak kadar vücudu vardır. Ama bunu ortadan kaldıran ilimdir. Ama kendisi nerededir? Yoktur yeri. Yokluğun varlığı. Varlığın yoku. Varlığın vücudu. Zemin vücudu. Onu 59 mektubatta ilmin Allah'ıma selam olsun. 59 mu abi? 59 diyor ki vücud ilmiye perde. Ha, vücud ilmiye perde olmuş bir unvandır Adem. Adem vücud ilmiyeye ilim vücuttur. Vücud ilmiye perde olmuş. Yani bu perde olmasa nerede göstereceksin? Şu hiç kimse perdeyi görmüyor. Gördünüz mü şu anda ilginiz çekti? Hep yazıya odaklandık. Yani gözükene baktık, gösterene hiç bakmadık. Şimdi gösterene bakmaya başladık. Şimdi bak yazıyı hiç şu anda görmüyorsunuz. Perde görüyorsun. Mesela gündelik hayatta kullandığım misalim, aynayı kadınlar görür, erkekler hiç görmez. Çünkü erkekler aynaya kendisi için baktığı için aynayı görmez. Kadın ise aynayı temizleyeceği için ayna için bakıyor. Bakayım kir var. Ayna için bakarsan kendini göremezsin aynı yerde. Aynaya kendin için bakarsan ayna gözükmez bu sefer. Yani aslında gösteren karşıki taraf zannediyoruz ama hepsi de biziz yani. Şimdi cehli cehennem.
Adem yani. Abi o zaman yani ilmi, derecesi var ha cehlin. İlmi vücutla cehlin vücudu aynı şey olması lazım ki birbirine değişiklik olsun. Temel fiziksel bir kay nedir? Aynı madde, aynı vücut bir aynı anda iki yerde bulunmaz. Ya biri bulunacak ya diğeri. Demek ki ya ilim vardır ya da cehil vardır. İlim gelirse aynı vücuttan olduğu için cehli kaldırıyor. Orada ilim oluyor. Ha, ama bu fizikte. Ama hakikatta iki bütün zıtlar birbirinin içinde bindirilmiş. Hiçbir birbirini kapatmamış. Mesela fizikte artı 10 derece burada sıcaklık varsa aynı yerde eksi 10 derece yoktur. Hakikatte vardır. Çünkü zıtları kaldırırsanız derece yoktur. Yani kaldırıyor dediniz ya, ben o mantıktan yürüdüm. Hani ilim cehli kaldırır dediniz ya. Kaldırır. Kaldırıyorsa dedim, aynı vücuttan olması lazım ki birbiri arasında bir değiş tokuş söz konusu olsun diye. Aynı vücutta mı onu bilmiyorum ama ilim cehil cinsinden, cehil ilim cinsinden değildir. Ama başka bir şey ya. Cehil ilim cinsinden değil. Bir de bir şey dikkatimi çekti abi. Kevni fesat dediğimiz... İlmi vücuttan Adem'e, Adem'den ilmi vücuda dönüş oluyor o zaman tekvin müdahale ediyorsa. Tekvin, evet tekvinin, tekvin denmişse bize bir kere, mesela muhalefetun havadis, kıyas bi nefsihi, kıdem, beka, vahdaniyet, tamam mı? Bunlar denmişse bizde işlevi var demektir, unutmayın. Bizde işlevi olmayan Allah dememiş bize, haber vermemiş. Mesela mahiyeti zaten içerisindeki ileride bilmiyoruz. İçerisi de var mı bilmiyoruz. İşte bir bizde olmadığı için kendisi yok bizde. Mesela tekvim bize haber verilmiş mi? Demek ki işte bir var bizde. Yani Allah-u Alem bizdeki tekvim galiba, yani tekvim sıfatı cehaletimizin şeyini, zeminsiz zeminini tutuyor. Cehaletimize zemini tutuyor. Yani cehil o kadar büyük nimet ki üzerinde bina edilen ilim kadar değerli. Tek burada nakıslık bilmemek. O bu sefer içine sokuyor seni. Cehilini bildiğin anda cehalet zemin oluyor. Üzerine bina atıyorsunuz. Cehaletin kadar ilmin var zorunda. Evet. Cehaletin kadar ilmin vardır. Cehaletin kadar Allah vardır. Cehaletin kadar itikatın vardır. Hiçliğin kadar Allah taayyum ve teşahhus ediyor. Aczin kadar Allah kudretlidir. Naksın kadar Allah kudretlidir. Cehaletin kadar Allah alimdir. Senin alimin. Yani Allah nihayetsiz ama sendeki Allah. Cehaletin kadar Allah alimdir. Yani kendini tanıdığın kadar Allah vardır. Mesela kendini tanıdığın kadar Allah vardır. Allah'ı tanımak mı kolay, insanı tanımak mı? Allah'ı tanımak kolaydır. İnsanı tanımak çok zordur. Allah'ı tanımak kolaydır. En zor Allah'ı tanımak değil, insanı tanımaktır. En zor. Çünkü Allah'ın peygamberi var. Allah'ın kitabı var. Allah'ın sanatı var. Tamam. Şimdi insanın ne peygamberi var, ne kitabı var, ne sanatı var. Neyle neyi tanıyacaksın? Kendimle kendimi inşa edeceğim. Cehaleti var. Tanıyan, tanınan aynı olursa. Durum burada acayip. Gidenle gidilen aynı olursa. Sevenle sevilen aynı olursa. Tamam. Anlayanla anlaşılan aynı olursa. Okuyanla okutan, tanıyanla tanınan aynı şey olursa. İşte zor burası. Problem zor bir şey. Yani şunu demek istiyorum. Kendini kendinle inşa etmek. Kendini kendinle seyretmek. O zaman hiçliğini anlıyorsun değil mi? Değer saydığın şeyler. İşte bu saydıklarımız hiçlik demektir. Hiçliği konuşmanın adıdır. Hiçlik konuştuk. Kendini kendinle inşa etmek. Kendini kendine var etmek. Hiçlikle cehalet de hem o zaman aynı şey değil mi? Hemen. Yani Adem'le cehalet... cehalet, Adem'in sıfatsız sıfatı bizde. Yani cehli cehennem, Allah Allah. Yani üstad hani naks, fark... Eski eserlerde diyor. Cehli cehenneme atılacaksınız diyor.
korkunç bir alem. Mesela adam veya kadın işte buhran geçiriyor, çıldırıyor, tamam mı? Ya rahat ol ya, Allah Allah, ne oluyor efendim? Bak buradayız, görüyor musun? Cehaleti kalkıyor, o da gidiyor, Adem de gidiyor. Hastalıklar, musibetler vücut değildir, Adem'dir. Günahlar Adem'dir. Vücuda çalışıyorlar. Nasıl anlayacağız şey, Adem vücut mu, yani vücut değil mi olduğunu? Yani nesine bakarak anlaşılıyor abi? Yani bir şey geldiği zaman ortadan kalkıyorsa demek asıl değildir o. Ne kalkıyorsa? Mesela diyelim ki ilim geldi, cehaletim kalkıyorsa cehalet bende asıl değildir. Şöyle diyeyim, buzu kaldırın, su vardır. Demek ki asıl buz değilmiş. Suyu kaldırın buzdan, her şey yoktur. Demek su asılmış. Yani bir şeyin cevherin ve arazın olduğunu, yani sıfatın olup, sıfat mı cevher mi nasıl anlarsınız? Kaldırın bir tanesini, ortada ne oluyor? Mesela ses veya düşünce. Düşüncemi benden kaldırın. Ben var mıyım? Hala varım. Konuşmamı kaldırın. Ben hala varım. Tamam mı? Hayatımı kaldırın. Hala ben varım. En azından vücut var yani kurdum. Ya demek ki bunlar benim hep araz, sıfat. Mesela günahla sevabın, hani mesela namaz kılmak, bir de namaz kılmamak veya bir günah işlemek. Mesela namaz kılmak Adem'den sıyrılmaktır. Sıyrılabilen namaz kılar. Namaz Adem'den sıyrılanın işidir. Adem'den. O zeminden kurtuluşun ifadesidir. Zaten bir nevi huzura kabulün olan namaz ile diyor. Cümle öyle geçiyor. Huzur olabilmesi için Adem'den çıkman lazım. Namaz kılmayan Adem'dedir. Adem de cehli cehennemdir. Bizdeki karşılığı. O cehennem hiçbir şey değil ha, bu Kur'an'da bahsedilen. Yani peki bunlardan bahsetseydi Allahu Alem, ben şöyle anlıyorum Kur'an'da. Mesela Kur'an cehennemden bahsediyorsa, bu bahsetti. Allah bahsettiğinden fazladır bahsetmek istediği. Bahsettiğinin içerisinde bahsetmek istediği, bak bahsettiğinin içerisinde bahsetmek istedikleri daha çoktur. Allah söylediğinden daha fazla vardır söylemek istediği. Nerede? Söylediklerinin içerisinde. Mesela mealen bir cümle. Ama bu muayyendir. Bir tane meal budur. Ama onun içerisinde söylemek istedikleri nihayetsizdir. İşte denizler, mürekkep başlar kalem olsun. İşte Risale-i Nur. Risale'nin de aynı şey gidiyor. Çünkü icaz-ı manevisidir demek. Öyle anlıyorum. Yani Risale-i Nur'un dediklerinin içerisinde demek istedikleri daha çoktur. Niçin? Çünkü o ilim ifade edildiği zeminden bahsetmeye başladığı anda Adem ve cehaletimiz ortaya çıkıyor. Yani yükseldiğinde ondandır ki biz nurları tanımadan önce iyiydik yani. Ona okudukça cehaletimiz arttı. Okudukça cehaletimiz arttı. Yani cehaletimiz arttı demek. Cehli cehennemden kurtuluyoruz. Cehaletin içine bir bakıyoruz ki dibi dipsiz. Cehaletinizin mertebesini söyler misiniz bana? Cehaletin mertebesi var mı? Ben baktığım zaman fikren cehaletinin dibini, dipsiz dibini görmedim. Fakat fikren şuna anlıyorum yani. Adem'dir yani. Tekvindeki Adem'dir. Ona da kanaat edemiyorum. Adem'de nasıl bir şeyse dur dediler, dur yavaş ol, yavaş ol. Cehaletini bir anla bir kere. Cehaletimi anlamak ilim oluyor. Seviyeni, onun için ne kadar artarsan o kadar kök salıyorsun aşağıya. Bildikçe aşağı işgal ediyorsun aşağıyı. Cehaletin aşağıdaysa yükseldikçe aslında aşağı iniyorsun. Dur, daha biraz da iniyorsun, daha iniyorsun. Yani inmek, hani ağaç yükseldikçe köklerini daha aşağı indiriyor ya, durayım diye. Cehli cehennem ya. Ne, deşet almıyor musunuz yani? Uykularım kaçtı benim ya. Cehli cehenneme gireceksiniz diyor. Bu Kur'an'da bahsettiği dedim ya işte oradan bahsettiğinin içerisine bahsetmek istedikleri daha fazla. Niye? Sucunun, gusunun, hattın, battın, hattın, mutalan,
işari, remzi, sunua, tuluat, işarat, mana mertebeleri var. Hepsinin de 70'er tane mertebesi var. Yani vahyin 70. Sunuat, tuluat, işarat, rumuzat. Tamam. Sucunun, gusunun, hattun, battun, muttalan. Hepsinde 70. Hepsinin 70 mertebe var. Ne yani? Onda ona, oda ona, oda ona, oda ona. Şeye benzediyor. Çin'in havai fişekleri atıyorsun. Acayip bir renk. Patlayan o renkler de bir de patlıyor. Bir daha patlıyor. Patlayan da patlıyor. Bin bomba atıyorlar. Tarif ediyor. Misket oraya gitti. O giden misket bir de orada patlıyor. Yani garip yani. İnsan ne zannediyorsun burayı? Yani burası bir kavşak. Sen bu dünyayı, cehennemi tanımlama ve tanıma yeri. Adem Aleyhisselam'ı Adem yapan yani. Adem yapan, insan yapan yerdir. İnsan insansız, insanlaşamaz ki. Yani böyle bir şey mi, sıradan bir yer mi zannediyorsun burayı ya? Yani insanların anladığı bir şey midir burası? Aynı şey mesela şu dünya içinde cehalet kök salmış. Cehalet şey yani bilmemek. Yani çok nakıs ya, ruhunuz tatmin oluyor mu? Cehalet bilmemekmiş, o kadar mı? Neyle bildin o zaman? Mahiyetini bilmek. Yani. Yok, evet. Mesela bunun içerisinde 8 tane sıfat var gördüm. O var ya cehennemi. Hani 741 miydi, 744 mu? 741 sözlerde. Onlar var. Var da. Yani ne var bilmiyorum ama tahmin ediyorum onlar var galiba. Ondan sonra oradan sıyrıldıkça vücut buluyorsun. İlim oluyor. Evet devam et. Neyse ben senin şeyin karıştı. Nereye devam edelim? Nereye devam edelim? Yani tekvinin o zaman insandaki bağlantı noktası cehil. Cehilde belki dimağla ilişkisi zaten oradan olacak. Yani anlattıklarınızdan evet. Dimağa geçebileceğiz belki de. Tekvinle dimağ bağlantısını belki o cehil noktasından mı yapacağız? Yani tekvin Adem'e taluk ediyor. Kolunu sağlaya ilim. Hoppala Adem ben geldim. Adem ben bir şeyler alacağım senden. Kolunu sallaya gitmiyor. Gidemiyor. Adem'e giremiyor. Tekvin devreye giriyor. Tekvin diyor ki ilme kardeş dur. Tekvin bir giriyor Adem'e. Ondan sonra alıp çıkıyor bir şeyler. Alıp çıkıyor ilme veriyor. Verilmesi gerekenleri. Tekvin veriyor ilme veriyor. İlme. İlim alıp o da götürüyor. Şey. Ondan sonra bir sergiliyor. Sergide diyor ki kudret. Aa bu bana lazım diyor. Oradan alıyor. Oradan alıp. Evet. Yoksa ilimdeki her şeyi ondan dedim ya mümteni şeyde var. İlimdeki her şeyi kudret vücuda çıkarmıyor. Mesela sergideki her şeyi, dükkandaki her şeyi sen gidip almıyorsun ki lazım olanı alıyorsun. Kudret diyor ki bu bana taluk etti, bu bana lazım diyor. Onu alıyor. Kudret nasıl seçebilir? Bu soru olacak da. Nasıl alabilir? Evamiri tekvine ile iş yapıyor. İradesiz nasıl alabilir? Bak iradesiz değil çünkü. Kudretin içerisinde evamiri tekviniye var. Aynen. Evamiri tekviniyede ne var? İhtiyaç, iştiyak, incizat, meyil. Meyil işte. Aynen. O irade değil değil mi? O değil tabii. Başka bir şey. Mesela şöyle. Neyse oraya gidelim karışır. Devam et bakalım. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi mesela benim kafamda şey vardı hani lef muhafızasından bakıyoruz. Şu an mesela anlatılan sıfat düzeyindeki şöyle, yaratılışın şeyi galiba. Yaratılış. Bu arada şeyi de kaçırıyorsunuz. Neyi? İmam Mubin neydi? Geçmiş ve gelecek. Tamam da ilim emir değil miydi? Evet. Emir kudretle farklı mıdır? Farklı olması lazım. Tabii farklı. Çünkü Kitab-ı Mubin, Kitab-ı Mubin'de ne vardı? Kudret. Kudret ve irade var. İmam Mubin'de emir ilim. Emir ilim. Emir ayrı bir şeydir. Tekvinde emir şey yapıyor değil mi? İşte tekvini ilime şey yapan emir. Emirdir orada. Hmm. Emir. Emir evamir tekvini orada. Başka bir şey var. Kudretin üstü oluyor. Emir, başka bir evamir. Yani evamili tekviniye kudret ve iradeyi tazamun ediyor. Emri tekvini kudret ve iradeyi tazamun ediyor.
emri tekvini. Tekvaniye ise sıfat iradeden gelen. Orada ha sıfatı karıştırdım. Emri tekvini kudretin şeyi. Ama emir değişik bir şey bu. Zaten evamiri tekvini, emri tekvini emirden çıkıyor zaten onlar. O emiri bilmiyoruz ki daha. Ama oradan çıkan emri ilahi veya evamiri tekvini onları biliyoruz. Bize yakın olanlar. Yani İmam-ı Mubin emir ilim. Emir şu, ne haber lan, geç bu tarafa. Geç emri diyorum. O kudret zaten bir şey yapıyor. Değil yani. Yani tekvin ilme verirken o arada Adem'le ilim arasında veya ilim ile emir o Adem'e karşı savaşıyorlar galiba. İkisi bir oluyorlar, iki kardeş emir ilim Adem'e saldırıyorlar. Veya tefekkürümü söylüyorum. Tekvin emiri kullanıyor. Adem'denkileri çıkartıyor. Tekvin Adem'dekileri ilme dönüşecek miktarları veya cinsleri ilme taşıyan veya ilme yakıştıran emir. Yani durup dururken bir şey çıkmaz ki, birisi emre çıktı. İrade sıfatından gelen şeriat tekvinin hamelesi, mümessili ve mütemessilleridir. Sözler 511. Devamı yukarıda yazıyor abi de. Burada bizim alacağımız şeriat tekvinin irade sıfatından geldiği. Ha şeriat tekvini. Şeriat tekvini irade sıfatından geliyor. Bir de sıfat-ı iradeden gelen evamiri tekvinin temsili bir şeriatı fıtridir ki. Ha, sıfat iradeden gelen evet. Evamiri tekvini. Evamiri tekvini. Bu yani bunu niye söyledik? Şunun için abi. Ha, çok önemli. Şuradan aşağı iniş. Şeriat fıtriye. Emri tekvini. Evet abi. Yok. Evamiri tekvini. Şeriat fıtriye yani. Şeriat tekviniye deyip bir şey de var abi. Ama ikisinin farkı şey yapamadı. Şeriat fıtriye ile evamir tekvini aynı değil miydi? Tesmiye edilen dediği. Yok. Yok oraya gelsene bir daha. İkisi şeriat fıtriye ile evamir tekvini aynı şeyde saydı sanki. İrade sıfatından gelen şeriat tekvini diyor. Bir, o deminki galiba. Öbürünü mü açayım abi? Bir de sıfat iradeden gelen evamir tekviniyenin tesmiye edilen şeriat fıtriye. Şeriat evet. Fıtriye eşittir. Evamir tekviniye gibi oluyor. Evet. Yani aşağı şeriat fıtriye dediysen aslında o evamir tekviniye de tesmiye edilendi. Evet abi. Yani şu evamir tekviniye de aynısı ama artık nasıl bilmiyorum şeyini. Şurası. Evamir tekviniye de burada abi. Evamir tekviniye tesmiye edilen şeriat fıtriye diyor ya abi. Şu arada o zaman evamir tekviniye mi iş yapıyor? Evet. Şu arada vücuttan şeriat. Yani şeriat-ı fıtriyenin zemini evamiri tekviniye. Evet, şu zemin şey abi o zaman. Sıfatta iradede zaten evamiri tekviniye. Şey peki sen üstte ne dedin? O emri tekvini mi? Bu emri tekvini abi, bu ayrı bir şey. O emri tekvini şeyin içinde kudret değil miydi? Kudretin dışında olması lazım abi. Çünkü tazammum ettiği için. Kudretin dışında evet, olması yani lazım. Evet yani şey kudret onu kudret onunla iş yapıyor. Evet. Ona göre iş yapıyor diyebiliriz. Evet. Ona göre iş yapıyor. O emre göre itaat ediyor diyebilir miyiz abi? Hani itaat yani aslında o emre göre çalışıyor. Tekvini kevni yani. Evet. Kevni çünkü kudrette başka şeyde var. Çünkü bir kudretin zata bakan yönü var, bir de mahlukata bakan yönü var. Kudretin. Kudret sıfatının zata bakan yönü ayrı, mahlukata, kevne bakan yönü de emri tekvinidir. Emri tekvini o. Mesela iradede olan evamiri tekviniye mesela. İradede. Evamiri tekviniye doğru. Evet. İradede olan evamiri tekviniye. Evet abi. Emri tekvini değil. Ama onun içinde 4 tane şey var. O da iradeden bu tarafı olan. İradenin içini de bilmiyoruz ki. Biz yalnız iradede olan
Evameli tekviniye de incizap, ihtiyaç, iştiyak, evameli tekvi, meylan, onu biliyoruz. Ama irade için hala bilmiyoruz. Konuştukça cehlimizi biliyoruz. Ha işte. Onun için bilmiyorum. Yani bak şimdi, sıfatı şöyle düşünün, elime bakın. Sıfat veya irade, kudret, fark etmez. Allah'ın sıfatından. Bir, vacibe bakan yönü var bunun, mahluka bakan yönü var. Mesela iradenin mahluka bakan yönü evameli tekviniye. Zata bakanı bilmiyoruz. Kudret mesela. Mahluka bakan yönü var, zata bakan yönü var. Emri tekvini zata bakan yönüdür. Yani mahluka. Mahluka bakan. Yani mahluka. Cenab-ı Hakk'a bakan yönü bilmiyoruz. Mesela ilmin Allah'a bakan yönü var, mahluka bakan var. Mesela mümteni mi demiştik? Mümteni. Mümteni. Yani mümteni. Karıştırmayayım mümkünle. Mümteni ki mümkün de var içinde. İçinde var diyorsun. Mümteni evet. Zaten ikisi olmaz yani. Mümkünle mümteni ayrılamaz zaten. Mümteni diyebilmen için mümkün de alsın. Evet. Olamaz başka ya. O herhalde ikilem ifade edilsin diye koydum onu. Yani başka şansı yok. Mümkünle mümteni ayrılamaz. İkiz kardeştir. Mümkün değil yani. Nasıl ayrılacaksın? Mümteni nereye göre mümteni dedin ya? Mümkün yoksa. Olmaz. Ha, şimdi ilim, mahluka bakan mümkün ve mümteni. Tamam. Zata bakan, bilmiyorum. Mesela emir, mümküne bakanı bilmiyorum, zata bakanı da bilmiyorum. Emirin ilim var ya, en çok cahil olduğum emirdir mesela, benim bilmediğim. Yani bunun hakkında bir şeyler konuşabiliyorum, emir hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Yalnız İmam-ı Mubin'le olduğu, o ta kendisini gösteriyor. İmam-ı Mubin olarak kendisini gösteriyor. Yani şöyle diyeyim, İmam-ı Mubin mazi müstakbel mi? Mazi ve müstakbel. Mazi ve müstakbeli denilen sistemi işleten emir ilimdir. Acaba bir tanesi emir, bir tanesi ilim midir? Mazi, hangisi emir midir mazi? Allahu alem, emir maziye bakıyor, ilim istikbale bakıyor çünkü İmam-ı Mubin ama bilmiyor. Kuvvet Nur gibi abi. He, mesela Kitab-ı Mubin hangi bakıyordu sıfata? Kudret? İrade. Mesela kudret eşyanın Kitab-ı Mubin aslına doğru bakıyor. İrade ise çıkmış şu andaki hali ve hazırlığa bakıyor. İmam-ı Mubin emir ilimse emir aslına bakar. Eveline bakar. İlim ise emirden sonra biraz sonra demeyeyim de yani sonraki çekirdeğe bakacak. Yani diyelim. Mesela şöyle diyeyim. Emir ağacın kökündeki çekirdekse ilim ise meyvedeki çekirdektir. Mazi ve müstakbel. Ne aynı ne gayri. Çekirdek emir ise meyvenin içerisindeki çekirdek, ağaç, meyvenin içinde çekirdek. Bu çekirdek ilim. Kökteki çekirdek emir. Ama hep beni bu malzemeleri tasavvur ederek yapıyorum. Tam oturmuş değil. Oturmuş değil. Çünkü emir okuyacağım. Niye okumuyorum? Cesaret edemiyorum. Bazı şeyler ürkütüyor beni. Geliş var. Yani tabii yani. Çünkü ürkütüyor böyle. Biraz da benim zaafımı biliyorum, hastalığımı. Bir şey el attığım zaman mutlaka artık fena fil oluyorum. Bu da çok yanlış. Bunu diyorum ki yapmayın benim gibi. Olmayın. Ben yanlıştayım. Yani bu olacak kardeşim. Yatıp kalkıyor tuvalette her şey bu. Başka hayat yok. Hep bu. Bu sefer çıkamayacağımı da biliyorum. Hani şey için söylemiyorum size. Rahatsızlık bu. Psikolojik bir takıntı yani. Emir tamam koy kenara sonra aya bırak. Hayır böyle çalışacaksın. Çıkartacaksın. Olmadı bir daha. Senelerce üşenmeyeceksin. Üşenme yok bende. Bunu kaldırdım. 1,5 sene çalıştım. Vay be şurayı da bilmiyordum. Bu ne yaptı? Komple bunun üzerine mi koy? At çöpe yeniden. Ben onu olmadı zannetmiyorum. Böyle olmadığını anlattım yani. Aslında o da acayip bir şey. Adem hesabına çalıştı diyor. Vesaire. Yani emiri ilim arasındaki fark öyle zannediyorum.
Çünkü ne aydır ne gayrdir camdaki güneş. Aysa camdaki güneş ilimdir. Çünkü Üstad diyor ki 16. sözde güneşin diyor 7 tane rengi sıfatıdır diyor. Ama dikkat edin, dikkat edin. Emir denilen bir özellik subutu sıfatta yoktur. Dikkat edin, emir denilen bir şey zatı sıfatta da yoktur. Arada geçiş. Arada da geçiş denilen bir şey de değil bu. Nerede hakikaten ya? Bilmiyorum. Abi emiri çözersek Süleyman Aleyhisselam'ı çözeriz. Nasıl çözersin? Çünkü emir ve şey diyor ya, arşı diyor ya, hava arşı. Ha. Her şeyin üstünü açan o zaten. Ha. Her şeyin üstü açılınca ortaya çıkıyor ya. O açıyor zaten. Emir ve hava. Her şey her yerde ya. Ben. Hava arşı hangisinin üzerindeydi? Emir ve irade. Emir ve irade arşının üstünde. Emir ve irade. Yani o üstünde kaldırınca çıkıyor ya her şey. Aynen. O Süleyman Aleyhisselam yaptığı yani o olay Belkıs'ın şeyi falan oradan çıkar. Bak. Zat-ı sıfat, sıfat ilahide ne vardı? Okurdun ya. Zat'ta mı? Zat-ı sıfat. Yok zat'ta değil. Sıfat ilahi. Subut ile. Gazap, zan, rahmet. Gazap, rahmet. Gazap, rahmet. Gazap, rahmet. Yani zıtlar mı? Zıt şeyler var abi. Mesela gazap, rahmet. Evet. Mesela günah yaratmış Allah. Yaratan da o. Evet. Ama istemeyen de o. Gibi. Tamam mı? Evet. Şimdi zat-ı sıfatlar var. Kıdem ve kar. Saydık. Tek mi? Subut-ı sıfat var. İlim hayatında. Söyler misiniz bana emir nerede? Ama İmam-ı Mubin emir ilime dayanıyor. İmam-ı Mubin öyle demiyor mu? Emir ilim. Kitab-ı Mubin kudret irade. Emir nerede arkadaş bunu konuşuyoruz da emir nerede yani? Kaderde mi? Nerede yok yeri. Yersiz yer neresi? İradeyle emir adı ya. Kardeşim Kitab-ı Mubin'de irade. İrade, Kitab-ı Mubin'de. İrade kudreti tazamun ediyor Kitab-ı Mubin. İmam-ı Mubin ise emir ilmi tazamun ediyor. İlmi ilahi ve emri ilahi. Emri ilahi. Emri nereye? Zaten yukarıya mı gider? Bilmiyorum ki. Onun için bilemiyorum. Bir yerini bilsem. Yalnız işte o böyle tasavvur edebiliyorum. Mesela ağacın kökündeki çekirdek emir ise meyvedeki çekirdek ilimdir. İlmin programı diyor, değil mi? Delil getireyim mi abi size? Allah verdi biraz önce. Ha. Emrin geçmiş olduğuna dair. Ha. Hava, ki havada gelecek yoktur. Kapasite olarak, hıfzedilme olarak. Hali hazır ve geçmiş vardır. O yüzden hava, emir ve iradenin arşıdır. Hava? Emir ve iradenin arşıdır. Emir ve iradenin arşıdır. Şu an havada geçmiş depolu mu abi? Hafızasında kayıtlı mı hava derilerine? Var. Ama gelecek yok şu an için. Yok. O yüzden hava emir ve iradenin arşıdır. Hava, yani geçmişin ve şimdiki. Evet, geçmişin evet. Eksik kapasitesi olduğu irade için. İrade şu an için emirde geçmişe bakıyor gibi yani sanki. Doğru yani. Doğru. Kökteki çekirdek. Doğru oldu abi. Yani Allah ben o şekilde tefekkür ettim. Çok ilginç. O da çok ilginç oldu. Ve ben bunu hep malzemelerin üzerine, hats diyoruz ya, hats. Malzemeleri kullanarak duruyorsun. Doğru. Yani hava doğru. Hava gelecek yoktur havada. Geçmiş var ama. Birbirine bindirilmiş şu anda mevcut. Bir hal var. Havada irade. Şimdi hava mazi ve hal mı? Emir irade mi? Ha. Evet. İrade haldır. Emir ise mazidir. Havadaki. Hava da çok güzel. İrade hal mi dedik abi? İrade hale bakar. Emir maziye bakar. Çünkü hava arşı. Bunu genişleteceğim. Çekirdek, şunu bir yazayım. Çekirdek, emir, meyvedeki çekirdek, ilim. Çok antika. Yani hal ne oldu? Hala bunu ekle yaşayan. Ama inşallah cumartesi sana yaptıracağız. Hal. Bu cumartesi mi? Tabii bu cumartesi. Veya bir cumartesi. Tamam. Hazır ol yani. Olmayabilir de olabilir de ama olur gibi kabul et. İlginç diyor da abi. He. Şu kainat emri Rabbani ile seyyaredir. Emri Rabbani ile seyyaredir. Seyyare. Emri Rabbani bu bizim emre bakıyor değil mi? He.
şu mahlukat izni ilahiyle zaman nehrinde mütemadiyen akıyor. Alemi gaybtan gönderiliyor. Alemi şehadette vücudu zahiri giydiriliyor. Sonra alemi gaybe muntazam yağıyor, iniyor. Ve emri Rabbani ile mütemadiyen istikbalden gelip hale uğrayarak teneffüs eder, maziye dökülür. Emri ilahiyle. Emri Rabbani ile. Emri Rabbani maziden getiriyor. Mütemadiyen istikbalden gelip hale uğrayarak teneffüs eder, maziye dökülür. Geçmişimizde gelecek ha, önce de var ya. Sanki böyle. Bir daha... O zaman ters oldu şimdi. Yok abi, geçmişimizde gelecek ya. Bir daha okuyayım mı? Bir daha oku. Çok ilginç. Ben anladım da ters oldu abi. Bu ters oldu şimdi. Ama bu direkt bu mevzuyu anlatıyor sanki. Şu kainat emri Rabbani ile seyyaredir. Emri Rabbani ile seyyaredir. Seyyare. Şu kainat. Bir başı daha var. Şu mevcudat irade-i ilahi ile seyyaledir. Seyyale. Şu kainat emri Rabbani ile seyyaredir. Şiir gibi ya. Şu mahlukat izni ilahi ile zaman nehrinde mütemadiyen akıyor. Alemi gaybtan gönderiliyor. Alemi şehadette vücudu zahiri giydiriliyor. Sonra alemi gayba muntazaman yağıyor, iniyor. Vücut burada giydiriliyor. Ve emri Rabbani ile mütemadiyen istikbalden gelip hale uğrayarak teneffüs eder, maziye dökülür. Tamam işte. Tamam, doğru oldu abi. Doğru. Doğru oldu. Şimdi mesela Adem'den, Adem'e göre ilim değil mi? Adem yani yok ama istikbaldır. Şimdi Adem'dekini ilme kim verecek? İlimde yok daha bir şey. Adem'dekinin ilmin eline veren emirdir işte. İstikbaldan getiriyor, ona veriyor. Şuradan bir şey çıkartabilir miyiz abi? Hı. Amma kitab-ı mümin ise alem-i gaybden ziyade alem-i şehadete bakar. Yani mazi ve müstakbelden ziyade zamana hazıra nazar eder. Ve ilim ve emirden ziyade kudret ve irade ilahinin bir ünvanı, bir defteri, bir kitabıdır. Yani 10. mektup. Bazılar diyor ki abi diyor irade, benim de aklım öyle diyordu da, irade kudretten önce olması gerekmiyor mu? Biz, yani böyle biz eşyadan çıktığımız zaman kudrette olan her şey vücuda çıkmıyor. Yani kudret irade girmemiş olduğuna hükmediyoruz değil mi? Öyle evet, diyorsun. İrade girmemiş. Olduğuna hükmediyoruz. Ondan hükmediyoruz. Şuradan geliyor. Hani Cenab-ı Hakk'ın ilmindeydik, irade etti, sonra kudret taluk etti mantığı var ya. He. Oradan gelindiği için o şekilde düşünüyoruz. Tabii o bir oturuyor. Bakış yani. İlimden irade girdi devreye, seçti, kudreti çıkarttı ama aslında bir tarafı anlatıyor. Vücud ilmileri bu izah etmiyor. Değil mi? Evet. O zaman ama bir de bu işin diğer tarafı var. Mecudden bu tarafa geliş var. Bir sefer kudret taalluk ediyor, sonra kudrete taalluk edenler içerisinden irade olması lazım ki vücuda gelesin. Yani işin biz vacip tarafını düşündüğümüz, mahluk tarafını düşünmediğimiz için böyle düşünülüyor abi. Ben de aynı kanaattaydım. İşte bir önceki dima dersinde fikrim değişti yani. Biz şu şekilde düşünüyoruz ya abi. Nasıl? Cenab-ı Hakk'ın ilmindeydik. He. Cenab-ı Hak irade etti. He. Mecul oldu. Kudret taalluk edince kainat. Hep böyle düşünün. He. Ama kudret taalluk ettiği zaman yani her şey çıkmıyor vücuda. Lef-i mahfuzdaki her şey vücuda çıkmıyor ya abi. Çıkmıyor. Ha. Oradan sonra vücuda çıkacaklara ikinci bir irade orada şey taalluk etti diyor. Yani o ilk iradeyle ikincisi karıştırılıyor. İşte ilk irade dediğim şey emirdir. Emirle lef-i mahfuz'a yazılıyor, emrediyor, kudret lef-i mahfuz'a çıkıyor. Lef-i mahfuz'dan da çıkacak olanları da irade ediliyor. Çünkü irade kitab-ı mübine bakıyor, hazır zamana bakıyor. Ama şudur, şundan karıştırılıyor gibi geliyor bana. Şu mevcut ya, Allah'a bakan yönü var, evet. Beşer, mahlukata bakan yönü var. Buradan bakarsan, kudret bize yakın. Yani vücuda çıktı kudret. Kudret hangileri yarattı? İrade ettiklerini yarattı. İrade hangileri etti? İlmin tespit ettiğini. O zaman Allah'ın lef-i mahfuzdakileri ilimdir. Tercih ettikleri iradedir. Yarattıkları kudrettir. O zaman buradan bakarsan kudret daha aslına git irade, daha aslına git ilim. Ama eşyayı, hani vücudu buraya getiren, bunun tersidir burada. İlimdir,
İlimin içine hangileri çıkacak? İradedir. Hadi çıkart, lef-i mahfuza yaz dendiği zaman o da kudrettir. Ama bu Allah canibindeki bakış. Allah zuhuratlarla. Ama vücuttan, mahlukattan Allah'a bakarsan iş değişiyor. Dedim ya işte cama, aynaya kendin için bakarsan kendini görürsün. Ayna için bakarsan kirleri görürsün. Kir, camda kir var mı falan. Zaten bu kudret irade onun için esnek. Şimdi emir çok garip yani. İstikbal der. Emrin nerede olduğu belli değilmiş ki zaten. O emir ikisini de gören abi. Aynayı da gören, kendini de gören. Siz ya şecere-i kalpte bir yere koymuş muydunuz emri? Emri yani? Şurada var abi. Nerede? Nerede bakayım? Alem emir var. Emir tekmini var ama. Alem emir de var yukarıda. Nerede? Şurada. Orada. Oo. Niçin? Ben şu anda bilmiyorum ne oldu. Sizden habersiz koymuşlar abi. Evet. Alem emir. Orada irade emir, ilmi falan diye de var sağda. Evamiri tekviniye mi? Daha şey emri tekviniye mi abi? Emri tekviniye, evamiri tekviniye daha bize yakın. Çünkü evamiri tekviniyenin içerisinde dört tane şey var. İncizap, ihtiyaç, iştiyak, meyelan. Emri tekvininin içinde bilmiyorum. Veya şu anda hatırlamıyorum. Çalışmış mısın? Bu da çünkü evamir tekvini şeyden sonra konmuş. Emri tekvini aşağı konmuş. Emriden sonra konmuş. Çıkan. O zaman daha kapsar demek. Emri tekvini tek bir emirle oluyor. Sonra emirlere bölünüyor. Tabii yani evamir tekvini daha canlı olması lazım. Emri tekvini daha canlı olması. Çünkü tek emir. Emir tekvini tek. Evamirden emir olur sanki. Yani evamirden? Emir olur. Hani evamirin içerisinde evet. Tek bir şey seçilmesi emir olur. Emir olur. Daha dışarı. Daha cami olması lazım. Evamir daha fazla. Evet. Çünkü evamir. Çok Arapçasında da daha cami. Mesela rükünle Erkan. Ama Erkan. İşte şeylerde irade sıfatından gelen evamiri tekvini ediyor. Gelir canım oradan. Emri tekvinisi ama hem kudret... iradeden gelen diyor, emri tekvini mi diyor? Yok. Evet. Sıfat iradeden gelen evamir tekvini. Sıfat iradeden gelen evamir tekvini diyor. Sıfat iradeden. Çünkü hani dedik ya bir, acaba mahlukattan buraya bakmak mı, buradan mı şeye bakmak mı? Çünkü oradan bakınca iş değişiyor yani. Değişiyor. Mesela meculun yukarısında yani zata bakan yönüdür yani. Evamir tekviniye daha camidir. Emr, bunların evamir tekvini içindeki bir tane emirdir. İçin, evamir tekvini de ihtiyaç, iştiyak, incizap, meylan var. Emir ise bunların içinde sent ayrıl. He, tamam. Boş öyle düşünürsek. Evamir tekvini daha camidir de sen onu oraya koyunca herhalde şey var böyle. Çünkü ben şey yapıyorum. O şey gibi, ol gibi yani tek bir var, oradan çıkıyor, mantığında gibi bakmış yani. Evet. Şeye göre yani. Mesela bakarsak, şu kaleme baktığımız zaman ilk önce kudret gözüküyor. Tamam mı? Şimdi kudret gözüküyor. Tamam. Ama bu lef-i mahfuzda bu vardı, ilim. Lef-i mahfuzdakileri hangisi çıkacak? İrade. Çık kudret. O zaman bize ilk bakan kudret. Bu, buradan bakış. Peki, lef-i mahfuza yazılma sürecine bakalım. Allah, ilmi sahibi. Tamam mı? İlim sahibi ama mutlak mühit. Hangileri olacak? İrade, şey, değil. Bunları çıkart diyor lef-i mahfuza. Çıkarttı. Bu, mayenleşmesi irade. Yani, kısacası, iki yön var yani. Bir, mahlukattan Allah'a bakmak. İki, Allah'tan mahlukata bakmak. Eğer Allah'tan mahlukata bakarsak, kudret önce geliyor. Mahlukattan Allah'a doğru bakarsak, kudret, irade, ilim geliyor. Zaten bütün ihtilafımız odur. Çalışanlar arasında, kitap çalışanlar arasında. Böyle itirazlar da oldu. Ben de öyle düşünüyordum. Yani ilk önce irade gelir, sonra kudret onu tahrik eder. Bu, şeyden, beşer...
vacip tarafından beşere geliş. Evet. Bu böyledir. Ama ve insandan Allah'a bakınca çok değişik. Lef-i mahfuza bu nerede abi burada? Lef-i mahfuza yazılması veya o resim aşağı tarafında mı? Yani o şeydeki... Aşağıda in aşağıya. Yok şeyde o akışta mesela ilim kudret o devreye girden yazılma kısmı. Mesela Allah Adem'e, tekvindeki Adem'e emirle çık diyor. Tamam. Ondan sonra ilim oluyor. Tamam. Ondan sonra ilim oluyor ama o ilimde bir bütünlük var. Yani o orada... O aşamadım lef-i. Ya ama orada bir şey yok ki yani. Acayip bir şey yani. Hani orada ilim ama nasıl bir şey yani. Biz ilim bilmek diye anlamayasın. Evet. İlim bilmiyoruz ki neyin nesidir zaten. Orada kudret o emirle çıkanı ilme dönüştürdü. Maye kudret devreye giriyor. O ilimdeki. Ondan sonra onların içerisinden bir sürü şeyler var. Yani şeceri hikat olması, insanı Hasan'ın yaratılması için onların içinde irade ile seçilmesi lazım. Peki onların hepsinin altında... Vücut ya, ilim vücut değil midir? Bak kardeşim, evamirinden, Adem'den ilme dönüşmesi için kudret lazım. İrade vücut veremez ki. İlim vücuttur. Yani Adem'den ilme dönüşmesi için kudret lazım. Şu arada kudret diyorsunuz yani değil mi? Evet. Bak şimdi, Adem'den ilme dönüşmesi için emir yetmiyor. Kudret de lazım. İlme dönüştü, kudret lazım. Bu kudret, bu ilim kudretsiz olmuyor zaten, olabiliyor mu? İşte o ilme dönüştü ya, bu kudret oldu. Bunların içerisinde seçeyim, bu olmaz, bu olmaz. Ben sen yaratıldım demiş, onlar için değil. Bu araya soktunuz o zaman değil mi? Adem'le ilim arasında kudret mi gelecekti? Hayır, Adem'le ilim, ilimden sonra kudret yani. İlk önce ilme dönüştü, böyle bir muayyensiz böyle, ilim ya bir şey. Ama bir dakika sakin ol, otur dedi, bu kudret. Bunu bir sahaya oturtan... Emretti kuvvet değil mi? He. İlim de vücuttur deyince... Vücuttur tabii. Vücuttur ama böyle bir içinde böyle sıra bizim düşünmek için şey yapıyoruz. Hmm. Yani Adem'den ilme, ilimde kudret, kudretten de... Kudret demek yani bu kafamız herhalde şuradan çıkmıyor. Hep yaratmak anlıyoruz kudreti ya. Tamam. Yani vücudu hariciye çıkarmayı anlıyoruz. Kudret şey ya onu tutan ya... İlmi nerede tutacaksın kardeşim? Yaratmak değil ki. Nerede tutacaksın? Kalbi. Adem'in zıttıdır ya kudret. Vücudu ilmiye çıkması için de kudret. Yani var. Kardeşim, Adem'in zıttı ilim değil ki. Yani ilim içerisi. Yani vücut noksa. Adem'in vücutsuz vücudu kudret. Adem'in içerisi cehalet onu ilim kaldırıyor. Cehaleti kaldıran ilimdir. Adem'i kaldıran ilimdir ama Adem denilen vücutsuz vücudu, vücutsuz gene bir vücuttur da yani. Onu nerede, kim tutacak şimdi? O da kudret. Şimdi Adem'i ortadan kaldıran ilim, Adem denilen hiç varlıksız varlık tutan bizdeki cehalet. Cehalet kudrettir, cehaletin içerisi ilim kaldırıyor işte. Yani ilim, Adem'i... Kudretin yani zati bir özelliği de var. Yani şu, kafandan şunu çıkaracaksın. Yaratmak. Kudret yaratmak değildirsin. Tabii ki onu atmamız lazım. Onu kafadan atmayın. Yani kardeşim yaratmak dersen o zaman irade daha özeldir. Bu tüzeldir. Daha merkezde olur. Kudret gider yaratmaysa iradenin seçtiğini yaratır. Ama kudrette tutmak var. İlmi nerede tutacaksın? Kudrette tutacaksın. Yani bir Adem varsa ki, Adem yoktur da var, yoktur da vardır, vardır da yoktur, tamam mı? Vücutsuz vücuttur, varlıksız varlıktır, mekansız mekandır, mekansız mekandır, Allah Allah. İlimsiz ilimdir, vücutsuz vücuttur. Tamam, bunu ortadan kaldıran ilimdir. Ama bu mekansız, mekansızı mekansız yapan, vücutsuz vücuyor, onu bizde tutacak bir kudret lazım.
İlim tutucu değildir. Kudrettir yani. Bunlar, bu mekansız mekansızda gözüken ilmi vücutları ilim irade seçiyor bu sefer. Cehalet vardır ama mekansızdır. Mekansızı da taalluk eden kudrettir. Ama irade mekansıza şey yapmıyor, muayyenleştiriyor. İradede muayyenleşmek vardır, kudrette yoktur. Cehalet var mıdır, yok mudur? Vardır. Ama varlıksız vardır. Ha, o var dediğimiz şey kudrettir işte. Yani kafayı çıkartmak lazım şundan. Kudret yaratmak değildir sırf. Allah'ın ilmi bilmek değildir. Çık ya. İlim bilmek değildir ki ya. Ne olacağız ya bu kafa? Kayıtlara kalıkça anlamamız böyle bocalayacağız. Yani. Bocalıyoruz ya. Bu bir kere öğretilmiş cehaletlerimiz var böyle. İlim, ilim ne anlıyoruz? Hep bilmek anlamadık mı İrfan? Değil ya arkadaşlar ya. Bilmediğimiz şey, bilmediklerimizi de biliyoruz ya, o da ilimdir. Ne biliyorsun? Bilmediğini bilmek. Bilmediğini bilmek nasıl bilmektir? O da ilim işte. Bilmediğimizi biliyoruz, demiyor muyuz? İlim oradan başlıyormuş. Ula bilmediğini bilmemek ilim mi olur? İlim oluruyormuş. Peki bildiklerini bilmek ne demektir? Bildiklerini bilmek ne oluyor? Bilmediklerini bilirsen ilim oluyorsa, bildiklerini bilmek ne demektir? İrade oluyor işte. Bildiklerini bilmemek ilim ise, bildiklerini bilmek irade oluyor. Veciz oldu ya. Yazalım dur. Bildiklerini evet. Bilmemek yeni ilim ise. İfade edemiyorum daha işte Allah işte konuştukça onu şey yapıyor. Ama yani kudreti hep yaratmak, yaratmak. Ya Rabbi bizi bir çıkar şuradan ya. Yaratmak değilsin kudret ya. Tutmaksız tutmak, zeminsiz zemin. Yani Adem vücud ilmiye perde olmuş bir unvandır diyor. Tamam da yani nerede yapacaksın bunu yani? İlmi hep klişeleşmişiz bilmek. Ya Allah Allah ya. Bilmek değil ya. Ne, bilmiyoruz ki içerisi. Bir sıfatıdır bilmek ya. İradeyi de bilmiyoruz zaten. İrade de hep istemek, dilemek. O hep istemek ya. Tercih etmek, aradan bir tanesine. Aa bunu mu yapsın? Ya kafama girmedi ya falan. Bilmediklerini. Biraz daha bilmediğimizi anladık abi. Bilmediklerini. Bak, bilmek. Böyle şöyle yazayım. Bilmediklerini. Bilmek. İlim ise. Bilmek. İlim ise. İlim ise. İlim ise. Bildiklerini bilmek. Bildiklerini bilmek irade. İradedir. Bunları da ayakta tutan kudret. Bunları da ayakta tutan kudret. Bir de emre çaksak bitti mi? İnşallah bunu da bilir. Abi bu oyunla ilgili bir şey aklıma geldi de sanki şeyde hem gelecekte hem de geçmişle bağlantısı var gibi. Çünkü hani şimdi ileride kıyamet kopacak ya, hani onları birden o emirle hepsini önümüze serecek yani Allah. O zaman oradaki emir acaba hepsini... Acaba farklılıkların cemi midir yani emir? Farklılıkların cemi. Biraz daha soyut oldu. Farklılıkların cemi ama... Çalışalım abi. Çalışalım abi. Adem'in kudreti... Değil mi? Evet. Fakat Adem baştırıyor. Tekvin acayip oldu. Devam edelim mi? Yani ben bitti mi senin? İş bitti daha. Bu şey Dima'la ilişkisini diyeceğim. Dima'da girmedin ki ona. Oraya hiç girmedin. Oraya girmedik abi. Biraz tekvin biraz oldu. Her şeyi sevinç kalması gibi. Bir dakika. Tekvini taşısana Dima. Ya, tamam abi. Burada gördük bir şeyler yani öyle. Ey beni Adem. Ama şeyi düzelteceksin. Evamir tekbiniyle emri tekbini değiştir. Şura mı? Şuradan dolayı cahilliğimiz şu oluyor. İrade tercih etmek değil yani şu senle. Kudret de sif yaratmak değil. İlim de sif bilmek değil. Hayat da sif. Hayatta ne anlıyoruz biliyor musun? Canlılık. Oysa masa o hayattan yaratılmamış mı? Evet. Hani ne olacak? Hayattardır diyor. Her şey hayatta yap. Ama canlı değil. Canlılık hayattandır ama hayat hep hayat can değildir. Can, taştan da hayatta yaratılmış. Ama bizim hayat mantığımıza uydu mu şimdi? Hayat niye böyle?
hepsinde var da. Vücutta olmasını sağlayan şey mi? Yani demek yani vücutta... Her şey hayatta yaratılmışsa, tahta, taş, toprak camittir diyor. Demek ki hayatın bir mertebesi camittir. Ölü de hayatın içinde biliyor musunuz? Yani mesela hayatla faniye geliyoruz dünyaya. Ölümle bekaya gidiyoruz. Sisteme bak nasıl ters çalışıyor. Biz hayatla dünyaya gelmedik mi? Hayat bulduk. Nereye geldik? Faniye. Hayatla faniye geliyoruz. Ölmeyle bekaya gidiyoruz. Tam tersi. Ölmüşüz, dünyaya gelmişiz. Doğup bekaya gitmemiz lazım. İlk gibi olması lazım. Yani meftle bekaya gidiyoruz. Hayatla faniye geliyoruz. Her şeyi yanlış anlamışız. Bu hepsini bir lügat yenilemek gerekiyor. Kafayı neyse. Öyle değil mi ya? Hayatta faniye geldik. Ulan madem ölecektik niye geldik? Burası da o zaman bir ana karnı var. Anne karnı tabi, yuvarlak değil mi burası? Anne karnı aynı benziyor. Havuz anı. Kabire bak bakalım, doğum, anne karnı, anne karnına doğum şekline benziyor. Kabire bakın, aynı doğduğumuz şekil çoğunluğu benziyor. Çoğunluğu su zaten. Ha? Çoğunluğu su ya, dünyanın ve vücutta evet. Çoğunluk su ya. Evet, anne karnının su, dünyanın dörtte üçü de su. Havuzda yıkandılar abi. Havuzda yıkandık. Yıkandılar. Evet, yıkandık. Yıkanıyoruz. Yıkanıyoruz. Şu anda yıkanıyoruz anne karnında. Şu an keselenmiş. Evet. Sahile götürmüşler. Kirlerimizi çıkartmaya çalışıyoruz. Ama ya. Baş döndürücü şey. Kendimizi... Ha. Eskiden derdiniz burada neler konuşuyor ya Rabbi derdiniz artık. Nasıl diyorum? Diyorum ya aman Allah'ım burada neler konuşuluyor bugün diyordunuz böyle. Allah Allah. Neler konuşuluyor ya. Ya Rabbi ya. Neler gördüğü neler var ya doğarken amine validemiz tam Muhammed Aleyhisselatü Vesselam doğdu. Neler gördü neler. Doğumu unutmuş hiçbir şey anlamıyor mu zaten? Evet hiçbir şey anlamıyor. Başka bir şey. Neler gördü neler. Burada orayı Allah Allah. Şu alet ve subhanallah. Şu alet buralı mı? Yani şimdi Peygamber Efendimiz'in dikkatini çekildiği makamı şey ya, ta oradan kim kimi buraya getirmek biraz sıkıntılı bir şey. Şimdi vahiy gelirken ne olmuş biliyor musunuz vahiy? Vahiy nedir ki vahiy? Onu da bilmiyoruz ha. Bilmiyoruz ki. Vahiy bilmiyoruz ki. Yazı mıdır tövbe estağfurullah? Telefonla aramak. Yani diyor. Sıkmak diyor. Yani Cebrail Peygamberimizi sıktı. Yani vahiy nedir vahiy? Al sana. Muhammed de bunu al. Vahiy bu mu? Böyle bir şey olur mu? Ses dedi yani. Yazı dedi. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Al bunu. Böyle bir şey değil mi? Batının batını abi. Yani acayip bir şey ya. Mesela ana karnında maddi alet takılı, burada ise manevi alet takılı diyebilir miyiz abi? Tabii dişe vuruşu olabilir. Ondan sonra şimdi vahiy gelirken her vahide, her bir ayette bütün Allah'ın o nihayetsiz cunudullah'a devreye giriyor. Kanal ve koridor oluyor. Ayet iniyor. Hatlar açılıyor. Bütün alem duyuyor. Bütün alemin zerratı sıfatı açılıyor yani böyle koridor. Diziliyorlarmış. Onun hamalesi yani al elimde tuttum Cebrail. Cebrail tuttu. Vahiy o zaman ufak. Cebrail büyük. Vahiy Cebrail'den büyüktür. Hiç dışa dışı. Vahiy Cebrail'den büyük. Tabii ya. Allah'ın zat şeyinden mi? Tabii canım. Kur'an mahluk değil ama Cebrail mahluktur. Mahluk olmayan nasıl getirir? Allah'ın sıfatı getiriyor zaten. Kur'an mahluk değil. Bu Cebrail mahluk. Cebrail mahluk. Koluna koy bakalım ha bunu götür Muhammed'e. Böyle bir şey yok ya. Bütün koridor, bilmiyorum bütün koridor, koridor oluyor mu? Şey. Bütün cunudullah, Allah'ın nihayetsiz vahiy iniyor. Yani hepsi vahiy iniyor, koridor oluyor. Çok tuhaf. Vahiy iniyor. Vahiy mahluk değil ki, Cebrail mahluk. Nasıl onu taşıyor? Acaba, tut ağzını. Acaba yani, tövbe estağfurullah. Dimağa nasıl giriyor? Tövbe estağfurullah, bilmiyoruz ya. Allah o vahiy dimağa nasıl giriyor ki acaba? Onu bilmiyor. 18 bin alemi, hani o kavşak yol, ne oluyor acaba?
Yani bizim normal kelamın girmesinden ne kadar farklı. Başka bir şey oluyor. Yani vahye masal olan dima nasıl bir dimadır? Bence... Ya... İnsan. Daha tecelli eden nedir? O vahiy midir, kelam midir? Nedir abi o? Hani Musa Aleyhisselam bayılıyor ya. Bilmiyorum ya. Allah Allah. Esmanı. Yani Allah bunu götür Muhammed. Tövbe estağfurullah. Hep böyle. Allah. Vahiy mahluk değil ki ya. Şey vahiy mahluk. Vahiy bilmem. Bir de korktuğum, araştırmaya korktuğum, samimi söylüyorum. Senin bu mahalle mi yapacağım yani? Araştırmaktan korktum, bir de vahiy, bir de emir. Girmiyor. Girsem çıkamam diyor. Evet. Ben bir şeye girdim, bak Tonistan etti. Ben geri döndüm ve itiraf ettim. Sima, altyapısı, siret, değil mi? Siret, ahlak, sıfat. Tamam dedim. Dedim, neyse. Surete girdim. Suretin altyapısı neydi, hatırladınız mı? Dekayki şefkat. Letaif-i lefet, dekayki şefkat, merhameti şuat-ı ilahiye. Ben letaif-i lefete, dekayki şefkat, letaif-i lefete, şuat-ı merhamet, bunlara bir böyle baktığım zaman korkunç, inan ben size deprem gibi sağlıyor daha şeyi, girmeye ki cesaret edemiyor, nasıl çünkü dönemezsin dedi. Ya üstad bile yazmış ya. Gidip dönememişler dedi. Evet, tabii dönemezsin. Korkuyorsun vallahi ya, korkuyorsun. Mesela şöyle düşün. Su yumuşaktır, kaya serttir. Vura vura, vura vura. Oymuyor mu? Ya düşünüyorsun, 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 düşünüyorsun. Yatakta o, tuvalette o, evde o. Oğlum, artık düşündüğün bir şey balon oluyor, içine giriyorsun. Peki nasıl geleceksin bir daha? Dengeler bozuluyor. Davranamıyorsun, sert davranıyorsun. Ne yapıyorsun kardeşim ya falan? Bir bakıyorsun, sen başka bir şeydeydin. Adam, ya bunu niye koymadın kabloyu böyle falan. Ya abi bu kablo için niye bağırdı? Oysa kablo için bağırdığını zannediyor ama adam kopmak istiyor oradan. Mesela kız odadan veya oğlan odadan anne çağırınca, kızım, oğlum gel bakkala git bulaşık yıka falan. Niye feveran ediyor? Agresif. O, yani o hayal ediyordu. Aleminde yaşıyordu. Kızım! Bulaşık yıka. Yani bu neredeydiyse, nereye gelecekse arasındaki boşluk kadar yere çakılıyor. Bu sefer bu acısını yere düşünce ağladığı gibi hayır anne demesi bu yani. Sana agresif olduğunda değil. Yaşadığı sanadan buraya çektin. O zaman fevran oluyor yani. Yani mesela tefekkür ederken benim bir halim var ki diyor Peygamber Aleyhisselam. Cebrail gelse kabul etmem diyor. Üstad Hazretleri diyor ki benim bir halim var ki hatırlada yazıyor. O anda melek gelse kabul etmem diyor. Çünkü meleğin arkasına geçiyor da. Melekten kasıt. Yani melekten kasıt ne tabii? Melek kimse. O bizim bir tane melekler var böyle. Kanat. Böyle, böyle yakışıklılar falan. Böyle. Hemen ne yok falan. Oturuyorlar. Oo insanlara bak falan geliyorlar. Melekler harbiden tık 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 tık. Cinde ne farkı var o zaman? Tamam, bu anlatılanlar hepsi doğru. Melek böyledir, şöyledir, böyle. Tamam hepsi. Bu zahir. Her şeyin zahiri varsa batınısı yok mu? Huve levelu vel ahiru ve zahir vel batın. Risale-i Nur, Allah aşkına anlattıklarından fazladır anlatmak istedikleri. Allah şahit olsun. Kardeşim, inancım bu böyledir. Kur'an da aynısı sırası. Kur'an sahip ondan Risale-i Nur'a sirayet etmiş. Kur'an anlatmak istedikleri daha fazladır anlattıklarının içerisinde. İnsana geleyim, gözüktüğünden daha harikadır gözükmediği tarafı. Elma görmek lezzetinden daha lezzetlidir yemek. Kadın gözükünden daha lezzetlidir beraber olmak. Her şeyi uygula. Bundan daha lezzetlidir. Bu lezzetliyse seyretmek. Bu daha lezzetlidir. Bu zahir. Girdi batına. Batın. Onun içindeki mana daha lezzetlidir. Tabii ya.
her zahiri mutlaka batesin var. Ama her batının, yani lef-i mahfuzdaki her şey vücuda gelmiyor. Ama her vücuda gelen lef-i mahfuzda vardır. İrade olan da her şey kudrette vardır. Ama kudrette olan her şey iradede yoktur. Her su, buzda su vardır ama her suda buz yoktur. Her ağaçta duman vardır ama her dumanda ağaç yoktur. Tamam, sen şimdi dimağa girsene, bizi biraz kopar kardeş. Abi şimdi bunu önce sonra mı okuyayım, şey yapamadım. Ne yaparsan oku. Ne? Doktor dedi ki ne yesin yesin. Abi şimdi üçüncü derste biz bir şey söyledik. Dedik ya abi, Dima tekvinin çocuğudur. Hani dedik. Öyle mi demişiz? Evet abi, öyle gitmiş. Yani bir şekilde nasıl, yani seni bilmiyoruz ama kopartmadık. Şuraya kadar anlattıklarımızın hepsi tekvin abi, şunların hepsini Dima döllüyor. Dima tekvinin çocuğudur abi. Evet. Yani tekvin şu ilim, irade, kudret hepsini döllüyor. Tamam mı? Bundan sonra Dima çıkıyor abi. Dima çıkınca da şöyle bir şey oluyor abi. Ey beni Adem, evamiri teklifiyeme itaat eden bir abdimin lisanına ve kalbine öyle bir hikmet verdim ki. Neyesine vermiş? Lisanına ve kalbine öyle bir hikmet verdim ki her şeyi kemali vuzu ile fazledip hakikatını gösteriyor. Her şeyi. Hikmetin tanımını yaptı. Ve eline öyle bir sanat verdim ki, buradan sonra sanatı anlatıyor. Eline bal mumu gibi demiri her şekle çevirir. Halifelik ve padişahlığa mühim kuvvet elde eder. Sanatla. Madem bu mümkündür, veriliyor. Hem ehemmiyetlidir. Hem hayatı içtimaimizde ona çok muhtacız. Siz de evamiri tekviniyeme itaat etseniz o hikmet ve sanat size de verilir. Bak, evamiri tekvinime itaat etseniz. Evet. Görüyor musun? İtaat etmek var. Dimağı buna bağlarsan eğer abi, yani oradan geldiğine inanırsan ve ona göre hareket edersen o hikmet ve sanatlar bize de veriliyor. Hikmet ve sanat verildiği zaman ne yapıyor? Her şeyi kemal-i vuzu ile fazledip hakikatını görebiliyorsun. Dima ile. Dima ile. Sanat da ne yapıyor? Elinde bal mumu gibi demiri her şekle çevirir. Yani bir mana peygamberlerden hangisi Davut, abi bunu yapıyor? Davut Aleyhisselam'ın Davud'u bir meşrettir. Davud'u meşrebe girmektir. Halifelik ve padişahlığın mühim kuvvet elde edilir. Mesela Davud, İbrahim'i meşrep şefkat ve tefekkürdü. Süleyman'ı meşrep gayba hükmetmek. Davud demiri, bizdeki simgeselliği, malzemeleri dönüştürmek ve değiştirmek. Kelam var mı Davud'un resimde? Var. Hani çok acayip işte simgeler, görüyor musun? Mesela Davud Aleyhisselam demiri almış, bal mumun gibi evirmiş, çevirmiş. Bu mu yani? Tamam da bunu ne demek? Bu zahir. Bendeki karşılığı nedir? Demir gibi kafayı, demir gibi klişeleşmiş sözleri, taassuplarımızı, demir taassuplarımızı, demir gibi hissiyatımızı, demir gibi böyle odaklanmış şehvetli paradır, bilmem nedir. Onları bal mumu gibi değiştir. Kelam yapıyor işte abi. Davudi ses ve zikir. Kelamla işte. Kelam eşyanın tabiatını değiştiriyor. Yani kelam bu bizim ses değildir. Ama içinde ilim, irade, kudret. Evet. Çünkü kelam. Üç tane şeyi ilim, irade, kudreti tazamun ediyor kelam. Suyla oluyor. He? Su demiri patlatıyor ya. Gibi yani. Bak mesela su koca motor bloğunu soğukta patlatıyor ya. Şimdi kelamın içerisinde ilim, irade, kudreti tazamun ediyor diyor ki kelam. Ama Allah aşkına ses anlıyoruz ya kelamı. Şu değil mi mesela şu adam konuşuyor, böyle bir konuşuyor. Veya bu da kelam, yani şekil. Kelam böyle çıkalım diyoruz yani. Klişeleşmiş şeylerde kelam konuşmaktır zannediyoruz ama hayır. Yani sırf o da değil yani demek istiyorum. Vahyin içinde kelam da var. He?
vahyin içinde kelam da var. Var. Yoksa kelamdan mı geliyor vahiy? Hayır, kelamdan geliyor vahiy. Ha, o zaman ters oldu. Ters oldu, tabii. O karış yapmayın. Akıcılıktan şey. Tabii, kelam. Yani düşün ki kelam mahluk, yani Kur'an mahluk değil. Mahluk olmayan kelamdan geliyor. Sıfat-ı kelamdan değil mi? Sıfat-ı kelamdan geliyor. Mahluk olmayan bir şeyi mahluk getirebilir mi abi? Mahluk şekli, formatı da var onda demek ki. Getirmek de belki şey, eşlik etmek manası gibi. Oralara girmeyelim çünkü benim sistem bozuluyor biraz. Cebrail vahiy ilişkisini ve insanı sıkma ilişkisini benim şey, değiştirmiş oluyorum yani. Bir şeyler oluyor bana. Yani evet öyle. Dima eğer Tekvin'in çocuğuysa dedik abi. Tekvin'deki yazılım Dima'da da vardır. Aynen. Adem de var yani. Adem de var. Yani. Adem de var. Adem'in bizdeki Adem yani cehalet. Cehalet oldu. Evet. Yani. Ama şu, yani o Adem var işte yani. O Adem. Ondan sonra öyle gidiyor. Cehli cehennem. Ne kadar cahilsen o kadar cehennemdesin. Cehli cehennemle mazhep edileceksiniz diyor. Mazhep diyor. Evet usta. Eğer bu dediklerimi yapmasanız cehli cehennemle mazhep edileceksiniz. Azaplanacaksınız. Koca usta. Bardaktaki su gibi. Sudaki rahmet gibi. Bardak dedik. Bunlar köprüdür, köprü onlar. Ben şahadeti gayba bağlayan şualar 121 insani berzahtırlar. Yani insanı deyince insana ait ama insan değiller o vasıflarıyla. Yani lazım olduğu kadar bedeni kullanıp burada bulunuyorlar. Burada oraya yaşayanlar berzahi derler. İnsanları, insanlığı oraya taşır. İnsan benim sırrımdır dedi, değil mi Allah? İnsan benim sırrımdır, ben de insanım. Benim o zaman yeme, içme, ürüme olmaması lazım insan. Böyle Allah'ın sırrı olmaz. Demem lazım. Değil mi? Herkesin bir sırrı vardır. İnsan benim sırrımdır, ben de insanım. Allah diyorsa, o zaman benim insandan anladığım bu insan değil. Köprü ama aslında. Köprünün de iki ayağı var ya, biri bir tarafa bağlı, biri bir tarafa. Evet. Mahvetmiş bizi yani. Mahvetmiş. Ama mahvettiğimizi anlayan da iyi bir tarafımızdan şükrediyoruz. Şey ne güzel demiş ya. O gün de benim aklımda şey İrfan. Niyazimisi demiş ya. Cennet, cenneti ve dünyayı inşa ile zayi ettik ömrümüzü diyor. Evet, ne diyor abi? Dünyayı ve ukbayı tamir eylemekten geçmişiz diyor abi. Yani dünya ve ukbayı tamirle geçmişiz yani. Uğraşmıyoruz artık. He? Uğraşmıyoruz onunla diyor. He. Yani dünyayı ve ukbayı, ahireti, cenneti inşa etmeyle uğraşmıyoruz diyor adam. Dünyayı ve cenneti, dünya ve ukbayı tamir etmekten geçmişiz. Geçenler anlar bizim diyor. Her taraftan yıkılıp birer olan anlar bizi diyor. Her taraftan yıkılmış. Dima'dan da yıkılmış, kaptan da geçmiş, viran olan anlar bizi. Hani virana da ne diyor? Harabat ehlini hor görme sakın. Hazinelere malik viraneler var. Böyle bakarsın yamuk uyumuk böyle yaşına başına. Ya çocuktur gençtir falan ama ne anlar falan. Ve bunlar hor görme sakın. Hazinelere malik. Öyle bina yıkılmış ama o yıkılın içi altında temelinde öyle bir hazine var ki o binanın 10 katını yapar. Çünkü niye? Onun yıkılacağını bilen sanatkar o binayı yaparken yıkıldığı zaman bir daha yapsınlar diye temellerini altın koymuş. Bina onun üzerinde ama altı binadan kıymetli. Ondan sonra da diyor ki Arif'in her sözünü duymaya insan olmak gerekti. Arif'in her sözünü duymaya insan olmak gerek. Sanma ki hayvan olan anlar bizi. Şey diyor. Varlığından soyunup üreyen olan anlar bizi demiş. Allah Allah. Varlığından soyunup üreyen olan anlar bizi. Vay be. Çıplak elbisesi zannetmiş. Şu fena gülzarla bülbül olanlar anlamaz.
ve şibaki üstüne hayran olan anlar bizi diyor abi. Bir de söyle. Şu fena gülzarına bülbül olanlar anlamaz. Ve şu baki üstüne hayran olan anlar bizi diyor. Baki hayran olan bizi. Damardan gidiyor böyle. İtmiş daha. Yani burada lazım olduğu kadar bedeni kullanıyor. At gibi. Üstelik. Akrabalamış. Akrabalamış. Ondan sonra lazım olacağı zaman biniyor gidiyor. Üstad bunları geçmiş biliyor musun? Üstad diyor ki abi tek hayatta olan... Burada kalmamış değil mi abi bu? Bu ha? Şeyde kalmış değil mi? O balonun içinde kalmış mı? Nasıl oluyor bu Niyazi'nin şey? Orada kalmış. Oradan bu tarafa konuştuğu için bu garip olmuş. Bu inememenin alameti. Halacım asıl inemedi, Muhittin Arabi inemedi. Asıl imamlarında başka inme şansları yoktur. Onun için korkuluyor. Ben asıl imamı mıyım? Değilim. Gir bakayım emire. Gir bakayım vahye. İnebiliyor musun? Ama gene ona itibar etseniz de olmuyor mu? Yani oluyor da olmayabilir diye endişesin, korkun var yani. Onlar da bir vahye tabi oldular. Müceddide değil, Kur'an'a tabiydiler ama inemediler yani. İnsan korkuyor. Lan derine damla fazla dediklerinin bir hakikati var ya. Yok yani derine fazla derken bunu adam bir şey bilmiyor yani. Tabii. Cahil bir tabii. Fazla. Cehli cehennemde muazzep edilmiş bu adam. Yani böyle bir şey de yok ya külliyatta. Yani ne şey var? Külliyatın standartlığından çıkarsan hiç şansın yok. Buradan geçeceksin. Haram helal, haram helal. Doğru. Yani sen sari ifadelerinden geçeceksin. Onun içinde tefekkür ediyor. Yok, burada iz süreceksin. İz, buradan iz süreceksin. Bu huduttan çıkma. Yol var ya, arabada tereddüt var da falan. Ne, mesela haram, helal, haram, helal, haram, helal. Tamam mı? Caiz, caiz değil. Doğru, yanlış. Doğru, yanlış. Doğru, yanlış. Ustadın o çizdiği yönde. Gram çıkarsan bu konuda, bu mevzularda hiç şansın yok. Hiç şansın yok. Mıcıra kaptırmak diyor. Ha. Azıcık şey yapsan. Gittin o. O gitti. O gitti. Yani mesela Niyazi'nin ismi balon gibidir yani. Tamam mı? Girmiş içeri, çıkamamış. Oradan konuşuyor. Mesela bunu kim söyledi, bu söylediğimi? İmam-ı Rabbani Hazretleri mesela. Sana bak bir tanesi de söyleyeyim. Nehirden karşıya geçeceklerdi. Anlatmıştım ya şey İmam-ı Rabbani Hasan-ı Basri ile Habibi Acem. Habibi Acem. Karşıya geçecekler. Dalgalı tabii. Fırtına var. Karşıdan gelecek insanlar bizi götürsün. Derse gireceklermiş. Demiş ki efendim senden başka sen ve ben varız Hasan-ı Basri ile. Bunu İmam-ı Rabbani Hazretleri anlatıyor. Sen varsın ben varım. Kimse yok. Yani fırtına bekleyip onları niye bekleyeceğiz? Yani fırtına dinsin, sandal gelsin, binsin. Birbirimizi biliyoruz ya. Besmele çekip geçelim şunu diyor ya. Yani bu su dediğimiz mülkte su. Öteye geç, geç işte. Lazım olduğu kadar kullanacaksın. Hasan-ı Basri Hazretleri diyor ki, nerede Allah seni yaratmışsa oranın şartlarına, oranın adetine, şeriatına uymak esmaya mazariyettir. Bunu bundan çıkmak için size bize verilmemiş. Yani bu meziyet suyun tesirine çıkmak için verilmemiş. Öteye taşırmak için verilmiş. Sen bunu kullanma. Çünkü Allah'ın iradesi bu değildir. En makbul ubudiyet Allah'ın şeriatına olmalıdır. Gibi şeyler söylemiş. Ama o yürümüş geçmiş. Geçmiş karşıya gitmiş. Hasan-ı Basri Hazretleri beklemiş. Fırtına dinmiş. Sandal gelmiş binmiş geçmiş. Milletle beraber geçmiş. İmam Rabbani Hazretleri bunu ele alıyor. Diyor ki hangisi makbuldür? Adam yürümüş. Öteki sandala binmiş. Hasan-ı Basri Hazretleri büyüktür. Niçin? Habib Hacan'ın. Çünkü Allah'ın razisi, Allah'ın rızası şeriat-ı fıtriyesinde, şeriat-ı tekbir, yani şeriatındadır. Yani ubudiyettedir. Ubudiyet emrolundu. Yani sana bazı özelliklerin verilmesi o eşyanın arkasına geçmek için değildir. O vücutları anlamak. Tamam. Şimdi onu kullanmış. Haram değil ama kullanmış. Bu hiç kullanmış. Şimdi neye dedi? Ha, o gelemedi yani. O gelemedi. Yani gelemediğine suyun üzerine geçer. İnemedi, çıktı. Çıkmak çok kolaydır, unutmayın. Bunları anlamak çok kolaydır. Bu konuştuklarımızı anlamak
çok kolaydır. İlk önce ezberlersin, sonra tefekkür edersin. Tefekkür ettikçe his olur. Ama ondan sonrakisi zordur. Bir şeyi anlamaktansa, o anladıktan sonra o makamda bulunup, durup, dengede olmak zordur. Yani mesela bunu ezberlersin, bunu duyan adam yazar, ezberler, tefekkür eder. Ama oranın ahvaliyle hareket etmeyip, şeriatıyla hareket edermek zordur. Yani mesela bunu duyduk değil mi hepimiz? Eğer bunu hallenmemişsen, enaniyet olur. İnsanlar sorgulamaya kalkarsın. Basit adam, becerememiş adam. Tasip olur. Buradan değil, bu grupta değil. Yani böyle acayip karayip olur. Bu adamlar cahil değiller. Bu tasip ehli olanlar, insanları basit görenler, basit değiller bunlar. Bunlar varmışlar ama inememişler. Bundan korkuyor. Mesela bunları biliyorsun. Gel de şimdi namaza ve şeyden sonra, ezandan sonra başka bir yerlere gideceğim falan. Gel de bu şeriata uy. Yani miraca git, Allah ile görüş. Her şeyin kaynağını, makinalarını gör. Sen çekirdeğin ol. Gel buraya bedevik. Sohbet ederken kenarda işiyor adam. Yani tepen atmasın yani. Yani değil mi? Yani peygamber bambaşka ya. Yani acayip ya. Acayip. Ben bir telefona tahammül edemiyorum ya. Lan kardeşim manadan çıkıyorsun bizi. Lan şır şır işiyor ya. Peygamber ya ne garip bir şey ya. Nasıl bir şey? Nasıl sabır? Nasıl anlayış? Nasıl seciş? Nasıl tahammül ya? Bu nasıl bir şey ya? Ya nasıl bir şey ya? Nasıl bir şey olur ya? Böyle bir şey olur mu? Ders yaparken sohbet ediyor ne güzel. Hazreti Ömer de var. Adam kalkmış kenarda işiyor. Rahmet ilahiyen timsali diyor. Evet. Öyle nefes alıyorum ya. Olamaz ki. Bir insan öyle olur. Olamaz. Olurmuş abi. Olmaz. Varsa Allah yaptırıyor. Direkt Allah müdahale. Beşer canibinden olamaz. Böyle bir beşer olmaz. Beşerdir. Demek ki beşeriyet de başka bir şey. Allah'ın rahmeti. İşte timsali rahmeti. Sureti merhameti mi diyor. 6. Reşada. Misali muhabbeti, timsali rahmeti mi? 6. Reşada. Bak çok önemli. Allah nasıl bir şeydir? Resulullah'a bakın. Allah nasıl bize muamele edecek? Resulullah'taki şu iki sıfatla. İkinci misal, satırda. Misal muhabbet. Misali muhabbet. Bir timsali rahmet. Timsali rahmet doğru. Allah'ın kullarına karşı nasıl olacak? Nasıl aşırıda sana davranacak? Resulullah ümmetine, sahabesine misali muhabbet, timsali rahmet. Bu timsali rahmet. Allah'ın timsalidir. Rahmetinin timsalidir Resulullah. Allah'ın muhabbetinin misalidir Resulullah. Allah kullarına davranma şekli Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine ve sahabesine davranma şekli gibidir. İşe sen de kabul edebilir. İşe sen de kabul edebilir. Allah bu kadar tatlı bir şey işte. Tövbe yani. Mesut diye yıkmadıkça sorun yok. İşin içine etsen de. İşte bu balondan balondan çıkabilmek var ya sikir. Sikir. Ondan sonra o, bak yükselmek o kadar mühim değil. Sudan geçmek değil. Sudan geçebilme meziyetin olup gemi beklemektir. Meziyet orada. Meziyet yükselmek değil. Yüksek iken altta yaşamaktır. Meziyet zengin iken fakir yaşamaktır. Meziyet nimetler içindeyken böyle lahuti, ulvi, manevi sefil gözükebilmektir. İktisat bu abi işte. İktisat bu. Meziyet varlık içinde varlığın arkasını seyretmektir. Tamam. İlim içinde meziyet cehaletini bilmektir. Sahabeler için diyor meziyet var diyor ama harikalar yoktur diyor. Evet. Yani meziyet burada. Yükselmek meziyet değil ilk önce. Meziyet yükseldiğini aşağıda ifade etmek. İnsanları yargılayıp sorgulamak. Onun için benim fıtratımda böyle atma, itme, aşağılama, basit, taassup. Dün de dedim değil mi? Bilmiyorum. Derse niye geliyorsunuz kardeşim? Başka yere de gidin.
Zarardan başka bir şey yok. Karınız yok ki bana. Çay içiyorsunuz zarar. Tuvalete gidiyorsunuz, su kullanıyorsunuz, peçete zarar. Buraya yer işgal ediyorsunuz zarar. Bana bir karın yok ki yani. Ha, istifade başka. Yani taassup yapma. Cemal Nur dairesi içinde nereye gidersen git ya. İnşa et kendini. Cemaatiye, cemaatin insana ihtiyacı yoktur. İnsanın cemaate ihtiyacı vardır. Kur'an'ın okuyanına ihtiyacı yoktur. Okuyan insanın Kur'an'a ihtiyacı vardır. İnsan Allah'a ihtiyacı var. Allah insana ihtiyacı yoktur. Risale-i Nur insana bize ihtiyacı yoktur. Bizim okumaya ihtiyacımız var. Dershaneler bize ihtiyacı yoktur. Bizim ihtiyacımız var. Dershane bina değildir. Ama binada muayyenleşmiş şahsı manevi var. Onun için burada şey var. Bina değildir ama binadır. Donmuş enerjidir. Donmuş binadır işte. Buraya her tarafı kaplamış havasını. Son cümlemiz şahsı manevi. Akıldan çıkan tefekkür akılsız değil. Kalpten çıkan kapsız ve hissiz değil. Ruhtan çıkan ruhsuz değil. Hayattan çıkan eylem hayatsız değil. Dördünü topla. Dimadan, kalpten, hayattan, eylem. Karşı, o benim şahsı manevimdir. Seninki şahsı manevini getir buraya koy tencereye, irdeci tencereye, hepinizinki koyun, karıştır. O hepimizin şahsı manevi, toplamda şahsı manevi, buradadır o. Canlı ve ruhludur, şu anda nazar ediyor. Vallahi de, tallahi, zatı şahidim olsun, böyledir, böyle inanın. Böyledir. Şahsı manevi, canlıdır, ruhludur, akıllıdır, şuurludur, hayatlıdır, ne yaptığını bilir. İnsana fikir verir Nurcu'ya, kalbe meyil verir, yapar. Abi ben yaptım, sen yapmadın. Bunları kim konuşturuyor? O yaptır. Konuşturtmasa konuşamazsın, sevdirtmese sevemezsin, göndermese gidemezsin, verditmese veremezsin. Ne kadar şükretsek azdır. O zaman yapacağın iş onu kızdırmamak olmalı. Onu kızdırırsan Bir fikir verir, bir mail verir ve hata görmeye başlarsın. Şöyle bak, kazak kimmiş ya? Böyle oturmuş ya, Allah Allah, böyle bak. Bu kadar külli ve büyük bir hazineyi basit bir anlayışla dershaneden çıkıyor, cemaattan çıkıyor, tak gidiyor. Kim? Sen gitmiyorsun. Sonra birkaç sene sonra, Allah ben ne yaptım ya sen yapmadın kardeş. Şahsı maneviyi kızdırdın, bir fikir verdi, bir meyil verdi, doğru dışarıda. Bir şehvet verir kafana, bir gadap verir kafana, bir adavet verir, bir muhabbet, nefret olur. Muhabbet verme sana, içeridekiler sana olur zebani. İçeridekiler, cemaatler sana nefret getirir. Gördüğün zaman moralin bozulur, canın sıkılır. Ondan sonra oradan kaçmak istersin, cemaati terk edersin. Allah kimsenin başını vermesin. Amin. Cemaatin dışına Allah vermesin. Allah'lığın hatırına. Amin. Peki. Allah razı olsun. Halifatiha.